İyi akşamlar değerli izleyiciler. TGT Özel'de bu akşam ilginç bir konumuz var. Tarih konuşmayacağız. Yakın tarih konuşacağız ama bildiğiniz tarihi de konuşmayacağız. Başka bir tarihe uzanacağız. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in eğlence tarihine ya da ne diyelim belki sanat tarihine desek olur mu? Çok sanat tek başına kapsamıyor herhalde. Eğlence tarihi demek belki. Biraz yakın Cumhuriyet'in müzik tarihine uzanacağız demek. Daha doğru çok değerli bir konuğumuz var bu akşam yine Murat'la beraber. Ağırlıyoruz Bardakçı'yla beraber. Değerli Sadun Aksüt. Sadun Bey herhalde hepiniz tanıyorsunuz. Tanımayanlar muhakkak adını duymuşlardır. Duymayanlar da herhalde 1-2 sene önce çıkan muhteşem kitabıyla hatırlayacaklar. Alkışlarla geçen yıllar. Bulamazsınız o yüzden gösteriyorum. Çünkü Sadun abi sağ olsun bu kitabın pek görülmesini istemiyor. Başına hayli dert açtı. Çünkü dünyanın her yerinde belli bir yaştan sonra o mesleğin, o işi yapanların önde gelenleri, duayen tabir ettiğimiz bizim önde gelenleri anılarını yazarlar. Hem gelecek nesillere geçmişten izler kalsın, geçmişi görüp öğrenebilsinler diye hem de o hatalar bir daha yapılmasın ya da o hatalardan yeni doğrular bulunsun diye yaparlar. Ama Türkiye'de bunu yaptığınız zaman başınız belaya girer. O yüzden de pek kimse yapmaz. Sadun Aksüt yaptı. Yaptığını da bin pişman oldu. Herhalde hakkında 500 tane falan dava açıldı bununla ilgili olarak. Biz bu akşam bu kitaba fazla girmeyeceğiz. Yani o kitabın o kötü bölümlerine girmeyeceğiz. Belalı. Ben size söyleyeyim. Buyurun Sadun Bey. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir kere yaptığıma pişman değilim. Bunun ceremesini çektim ama pişman değilim. Neden derseniz. Bildiklerimi ve doğruları yazdım. Evet. Hiç kimseye hakaretim yok. Yok. Hayır. Olaylar var sadece. Olaylar da gerçektir. Hepsi gerçektir. O zaman bahsedelim gerçekten bahsedelim. Ben söyledim. Orada yazılanların hepsi gerçek. Ama kabul etmek istemeyenler onu başka yönlere çektiler. Sonra kendilerine bazı yandaşlar buldular. Ve bir aleyhimde dava açtılar ve ben de ceremesini ödedim. Yani, kitaptan gelir mi daha fazla oldu, davadan gider mi daha fazla oldu? Kitaptan gelir çok az. Kitabın 10 misli ceremi ödedim. Ama dedim ya, ben yılmayan bir adamım. Doğrusunu söylerim. Sadun abi siz de Murat gibi yapın. Doğruyu söyleyin. Ölenler hakkında yazın. Sağlar hakkında yazın, başa bela geliyor. Doğruyu söyleyin, 9 köyden kovarlarmış. Hayır. Sağ ol. Ben söyledim, bunların hepsi doğru ama artık geçti. Çünkü bunların içinde bazı arkadaşlarımız öldü. Bazıları, ben de onlara dargın, onlar da bana dargın öldü ki hatta böyle şeye hiç gerek yoktu. Bu yüzden darılmadılar ama başka yüzden darılmışlardı bana bazıları. Bazıları dediğim belki bir kişi ya da iki kişi en fazla. Diğerlerinden hiçbir şeyim olmadı. Diğerleri arkadaşlarım sağ olsunlar. Sağ olanlara sağlık dilerim. Uzun ömürler. Ama bir insan yaptığı şeyin arkasına durmalı. Söylediği sözün arkasına durmalı. Yaptığı harekatın veya bir olayın arkasına durmalı. Durmasını bilmeyenlere de tökezlenip düşsün derim. Ne dersin Murat? Murat beni iyi tanıyor. Onun için doğru söylediğimi biliyordur. Zaten biliyorum da çok arada kalıyorum ben o meselede. Arada kalma. Doğru istediği doğrudan yana ol abiciğim. Öyle arada kalmak falan yok. Bu arada değerli izleyiciler hemen bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz bugün Habertürk gazetemiz çıktı. Dün akşam Murat'ın programa da katılmıştık o heyecanla. Gazete çıktı. Bugün dağıtıldı. Ne yazık ki sabah erken saatlerde tükendi. Yok satmışız. Piyasaya verdiğimiz gazetelerin hemen hemen tamamı, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük kentlerde hemen hemen tamamı tükenmiş. Keza Adana'da benzer bir şekilde ve bölgelerde. Tabii ilk günün bir takım aksaklıkları oldu. Bazı yerlere geç gitti gazetemiz, matbaamızda aylardır deniyoruz ama işte o Murphy kuralları orada da geçerli oldu. Denemelerde tıkır tıkır işleyen bazı makineler ilk baskı gününde ufak tefek sorunlar yarattılar. Başlangıç sorunları yarattılar. Ama bugün 450 bin civarında gazeteyi piyasaya dağıttık. Okurlarımıza ulaştırmak için okurlarımız da sağ olsunlar ciddi bir ilgi gösterdiler. Ve gazetemiz yok sattı.
herhalde 400 binin az üzerinde bir ya da o civarlarda bir satış var. Zaten öğleden sonra takviye gazetelerde yolladık. Beğenilmiş de Murat. Evet, bizden başka herkes beğenmiş. Çünkü biz daha iyisini yapabiliyoruz her zaman ama hep nedense gazetelerin ilk sayıları en kötü sayılarıdır. Evet. Sabahleyin Tufan Trenç Habertürk'teydi. Dedi ki benim gördüğüm en iyi ilk sayı, ilk sayı gibi değil dedi. Bize göre en iyi değil. Biz daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Olacak olacak. Olacak herhalde. Ben de temenni ederim. Sağ ol Sadrı abi. Diliyorum. Vallahi bu akşam sizle sohbet görevini ben Murat'a bırakıyorum. niye Murat'a bırakıyorum? Çünkü yılların dostluğu var. Siz Murat'ın abisisiniz ama Murat'ın bütün arkadaşları Murat'tan zaten 20 ila 60 yaş arasında daha büyükler. ben daha Murat'ın yaşıt arkadaşını görmedim. En genç arkadaşı da benim. Beni de çocuk yerine koyuyor zaten. Estağfurullah. Aramızda pek bir yaş farkı olmamasına rağmen. Ama çok merak ettiğim bir şeyle ben başlayayım. Biliyorsunuz Adnan abi, şimdi bugünlerde bu televizyonlarda, bugünlerde diyeyim son yıllarda televizyonlarda bir sürü magazin programı var. İzliyor musunuz bilmiyorum. Hayır. Ben bir iki tane dizi var, onları izliyorum eşimle. Ve bu, güzel diziler hakikaten buluyorum. Bir de futbol izliyorum. Galatasaray maçları. Elhamdülillah Galatasaray. Galatasaraylıyız. Bugün de kazandık. Bugün de kazandık. Da olsa kazandık. Onun çok vuruyorlar. Ya. Hayır. Çok geçen hafta da 5 yemiştik burada. Evet, bize ağlıyordu. Çok vuruyorlar ağlıyordu. Yalnız. Evet, buyurun. Abi bu magazin programlarını sevmiyorsunuz ama muhakkak basından falan izliyorsunuzdur. Evet. Bir sürü tatsızlık oluyor. Rastladığım oldu tabii. Bir sürü tatsızlık oluyor. Birbirlerine akıl almaz hakaretler, akıl almaz laflar, kaset çıkaracak olan öbürüne saldırıyor. Sahneye çıkacak olan bir diğerine saldırıyor. Popüler olsun, gündeme gelsin, kaseti satsın, iş yapsın diye. Siz kaç yıldır herhalde? 70 yıla yakın? 60 yıl ben bir fiil bu işin içindeyim. Yaşım tabii 70'i çoktan geçti. 60 yıl... Böyle şeyler olur muydu? Yani geçmişte de pek çok sanatçı var. Yine aralarında bir takım çekişmeler, tartışmalar efendim, olduğunu bilirdik ama... Efendim ufak tefek tartışmalar, çekişmeler olur idi ama hiçbir zaman edep sınırını aştığını hatırlamıyorum. Bir tane bir olay var. Ona eşim de şahit. Casablanca gazinosunda. Tepebaşında. Evet, Tepebaşında. Casablanca gazinosunda çalışıyoruz. Duruyor mu Casablanca? Durmuyor değil mi artık? Bitti. Hayır, o bitti ne artık. Ne güzel yerdi. Ne güzel gazinoydu. Gazinolar yok. Kalmadı gazino zaten. Casablanca ama sırf gazino değil. Öyle dancing, mensing gibi bir hali de vardı bir ara oranın. O sonradan oldu, evet. Casablanca gazinosunda iki ünlü sanatkar, Perihan Hanım'la Hamiyet Hanım takıştı. Perihan Altındağ Sözeri, Hamiyet Yücesi. Sebep neydi abi? Nasıl? Sebep neydi? Birdenbire sahneye çıkış, fazla kalış, az kalış. İkisi aynı anda sahneye mi çıkıyorlardı? Ya tabii biri çıkıyor. Şimdi şöyle. Hangisi az solisti? İşte ikisi de az solist. Biri bir gece, biri bir gece. Ancak... Münavebeli. Ancak bazen ilk çıkan... Ne kadar okuyacak? 40 dakikayı, değil mi? 45, 50. Uzatıyor. Uzatınca gazinonda belli bir kapanış saati var. Onun birine sarkıyor saat. Sarkınca öbürüne az zaman kalıyor. Bundan münakaşa çıktığı olurdu. O münakaşa dehşetliydi. Ne oldu? Nasıl yaptı? Efendim Sevim Tanürek rahmetli de orada. Eşim de ona Sevim'e geldi. Çünkü beraber çıkıp ailece görüşüyoruz. Bir yere gidip oturacağız, sohbet edeceğiz. Birdenbire Hamiyet Hanım'la Perihan Hanım ikisi odasının yani ikisi de odalarının kapısında birbirlerine söylenmedik lafı bırakmıyorlar. Baktı ki olacak gibi değil. Selahattin Pınar bir dakika dedi, dışarı bir fırladı. Tornavidayı kapmış gelmiş arabada. İkiniz de vururum şimdi diye. Girin odalarınıza, yakışıyor mu size dedi. Selahattin Pınar kaç yaşlarında o zaman? Selahattin Pınar 58, 52, 51, 52 yaşında. Yüce Ses ve Sözleri kaç yaşındalar tahminen? Perihan Hanım daha küçük, Hamiyet Hanım daha büyüktü. Benim, ama böyle korkunç bir şey. Tornavidayla. Tornavidayla. Selahattin Pınar. Evet, Selahattin Pınar'dan çekiniyorlardı hepsi. Müthiş otorite. Bahar akşamı rastladım size. Tornavidayla. Müthiş otorite. Bir bahar akşamı tornavidayı sapladım size. Evet, olabilirdi yani. Hemen odalarına kaçtılar. Bir daha duymayacağım dedi. Bir daha olmadı. Bakın şeyde küçük çiftlik gazinosunda fasıl başlar. Şimdi Luna Park olan yerde. Evet. Saat. Evet. Ben 1951'de orada çalıyordum. Murat doğmamış daha. Ben oturuyorum. Yanımda Cemal Cümbüş. Onun yanında Salih Orak. Onun yanında Selahattin Pınar. Sonra Necat Tokyay. Piyanoda Feyzi Aslangil. Ahmet Yatma falan.
en tıfıl ben. Mesela solist çıkacak. Perihan Hanım'ın eşi rahmetli Emin Bey hiç katiyen kulise gelmez. Hatta ben dedim ki Emin abi sen hiç meşgul olmuyorsun yukarıyla falan. Beni alakadar etmezdi. Orası onların yeri. Ne halleri varsa kendi aralarında görsünler. Kim ne yapacak, ne kadar okuyacak, nerede yapacak şu. Daha sonraları, o tarihlerde pek öyle şey yoktu da, daha sonraları bir adet çıktı Fatih Bey, çok enteresan. Böyle bir kağıda astrolist yazıyor, 50 tane şarkı, 30 tane şarkı. Bunları okuyamazsınız diye. Başkaları okursun diye. İkinci solist onu okuyamıyor. Evet ama o da hepsini okumuyor. Ama ceza gibi o şarkıları yazıyor ya kimse okuyamaz. Sonra da böyle şeyler oldu. Yine de bir muvazaa çıkmadı bunlardan. Ama şimdi televizyonlara bakıyorum. Olacak gibi değil. Çok çirkin affedersiniz. Rahmetli Cüneyt Orhan'ın çok güzel bir lafı var Muratcığım. Diyor ki televizyon ne kadar eğlence vasıtası ise o kadar da kültür vasıtasıdır. Yani burada bu kültür vasıtasında böyle rezillikler olmamalı. Bir dizi var mesela orada da benim çok sinirime dokunuyor. Halbuki dizi hoş bir dizi, enteresan bir dizi. İki tane küçük çocuk var, bilmem, kadınlara sulanıyorlar, bilmem ne diyorlar. Babası onları dövüyor, bilmem ne diyor. O hiç hoş olan bir şey değil. Öbür tarafta bir sanatkarla bir ses sanatkarı, iki ses sanatkarı, biri erkek biri hanım birbirleriyle. Az kaldı dövüşeceklerdi, ona rastladım yani Fatih Bey. Abi tornavida var işin içerisinde. Yani. O artık o cinayete gider o korkutmak için ama bu televizyonda sonra çok açık saçık laflarla birbirlerine... Şey abi biz o konuda bir şey diyemiyoruz. Burada iki hafta önce sevgili Orhan Kolalı öyle bir laf etti ki biz artık kimseyi eleştiremiyoruz. Gerçi kültür adına, bilim adına bizimce o laflar ama Divan-ı Lügat-ı Türk'ten bahsediyorduk. Orada geçen bir bölümle ilgili bir şey söyledi ama ben 15 dakika güldüm yani. Yok yani bunlara hiç yokuz yani. Sonra gazinolar böyle değildi. Fatih Bey, gazino gelene gazino müşterisi demiyorduk. Dinleyici. Şimdi dinleyici yok, seyirci var. Çocukluğum gazinolarda geçti. Yani annem babam arkadaşla giderlerdi. Ben de orada bir iki iskemlenin üstünde perişan vaziyette uyurdum gecene misafirde. Nelere dikkat ediyorlardı. Bak Selahattin Fırat'ın bak yine bir şey geldi hatırıma. Bebek gazinosunda 57 senesinde çalışıyoruz. Bebek Belediye'de. Şimdi o sene dünyanın en güzel yazını yaşadım dedi Selahattin Bey. Ertesi sene öldü zaten. 3 sene sonra öldü. Bir çocuk geldi genç. Tam da Selahattin Fırat'ın önünde ayağını uzattı. Çık ayağını oradan. Ve verişledi. Yani sen benim ekmek yediğim sahneye ayağını uzatamazsın. Burası benim ekmek yediğim sahne. Buraya ayağını uzatamazsın. Biz buraya gelirken salavatla giriyoruz sahneye. Sen ayağını nasıl çekersin? Yok böyle şey. Sonra herkes çok hürmetkardı birbirine. Mesela sahne şefi Selahattin Bey, fasıl şefi Necati Tokyay gazinoda. Fasıl şefi hangi aranameye girerse o devam edilir. Ama sahnenin sorumlusu Selahattin Bey ise o arkadaşlar geç kalmayın şu saatte sahnedesiniz siz okuyorsunuz siz çıkıyorsunuz filan direktifi vermiştir ona göre hareket edilir. Kimse bir şey yapmaz çıtı çıkmaz. Sazendeler arasında hiç bir şey olmaz. Peki Sadun abi radyoda didişmeler vardı. Radyodaki çekişmeler pardon... Kendi aralarında yani dışarıya intikal eden bir şey yok. Ufak tefek şeyler olur ama öyle hiçbir zaman dediğim gibi Muratcığım yani edebe aykırı bir hareket yahut karşısındakini küçük düşürecek bilmem ne olacak bir şey olmazdı yani. Böyle şey bilmiyorum peki. Sazendeler arasında çok güzel geçim var. Yıllar yılı rahmetli Ercüment Batana ile beraber yan yana çaldık. İki tane yaylı tambur. Hiçbir şey olmadı. Ne o ben, ne ben onu. Böyle şey kıskanacak bir durum da yok zaten. Bir kere zaten siz biliyorsunuz Ercüment Allah rahmet eylesin. Allah onu tambur çalmak için yaratmıştır. Evet. Herkesten daha üstün bir tambur. Ölünceye kadar da çaldı zaten. Tabii.
Onun için ben bilmiyorum yani, bugün çok ayıplıyorum birçok şeyleri. Ama tornavidayla. Tornavidayla geldi vallahi. Bu kadar bir tornavida. İkinizi de öldürürüm diye. Hemen kaçtılar odalarına. Biliyorlar, korkuyorlar Selahattin Bey'le. Peki şu bu son İbrahim Tatlıses'te Yıldız Tilbe arası yaşıyorlar. Ben biliyorum ki siz İbrahim Tatlıses'i çok beğenirsiniz. Nereden biliyorsunuz? Hep öyle duydum yani. Ya kimden duydunuz? Duyarız biz. Bizim işimiz duymak. İbrahim Tatlıses'in sesi çok güzel. Muhteşem. Evet. Kimse ona bir şey söylemez. Ama bu hareketini hiç tasvip etmiyorum. Bir kere şarkı okuyanın şarkısını niye kesiyorsun ki? Ben sahnede olsam da İbrahim Tatlıses'e refakat etsem. Bir dakika dur bakayım, sen burada ne anlatmak istiyordun desem. Hoş olur mu? Kabul eder mi böyle bir şey İbrahim? Kabul etmez. Sonra İbrahim bu kadar sevilmiş, bu kadar üst seviyeye çıkmışken, Yıldız da çok sevilen bir okuyucu değil mi? Bir sanatkar, o da sanatkar kız. Sen onun sesine, yahut sazına, okuyuşuna saygı duyacaksın o esnada. Ne diyorsa diyor. Sen madem programını aldın, o programa saygı duyacaksınız. Orada birdenbire şarkıyı kesti. Ben ona tesadüfen rastladım yani. Ha, takip ediyor. Hayır, onu ikinci defa verdiler de o zaman rastladım. Daha evveli olmuş o hadise. Takip ediyor değil mi? Ben onları takip etmiyorum. Ben sıkılırım öyle şeyde. Abi sıkılırım, çok eğlenceli ya. Evet, ikinci seferinde ben de eğlenceli buldum ama çok üzüntüyle izledim. Çünkü kız çok üzüldü. Ve söylenen laflar çok kötü. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Yani hiç... Bir kere benim mizacıma uygun değil, tabuma uygun değil. Allah bana hiç böyle bir şey göstermedi ve ben böyle bir şeyle karşılaşsam mutlaka ertesi günü 3. asliye değil mi? Bir asliye cezada mı bulurum kendim? Nerede bulurum? Peki abi mesela korkunç. Şimdi İbrahim Tatlıses hakikaten dediğiniz gibi muhteşem bir yetenek. Yani evet. Sesinin genişliği iyi midir değil midir bilmem. Onları Murat bilir. İyi midir Murat İbrahim Tatlıses'in sesi? Ama ben onun müzikleri dinleyemiyorum, kimse kusura bakmasın. Sesi de öyle, şimdi Sadun abinin yanında ayıp olacak ama. Bak vallahi bazılarını kızdırırsın ha. Zaten kızdırıyorum hep. Kızdırma ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Alaaddin Yavaşça dedi ki bir gün, eğer dedi bu arkadaş gerçekten bir eğitim görüp de Türk musikisi, okusaydı. Klasik Türk şarkı okusaydı, hepimizden üstün olur gibi geliyor bana dedi. Yani çok güzel okuyor dedi. Canım bazı kişilerden üstün olabilir şu anda, çünkü öyle kişiler var ki okuyan ama... Hı. Alaaddin Bey öyle dedi diye de ben İbrahim Tatlıses'e hayran olamam yani. Vallahi. Hayır. Ama yani ses cinsi güzel. Ama pardon, kullanmak meselesi. Müzik odur ama. Müzisyenlik odur. İşte bir yere kadar kullanıyor demek ki İbrahim Bey. Belki daha geniş, yani daha bir... Çalışsa fikir, daha yok, iyi. Yok, o şey değil, anlayış o. Orada da yani... müzisyenle, okuyucuyla, sanatkar arasında bir çok büyük bir fark vardır. O çizgiyi geçmek çok zordur. Bir de popüler olmak, sanatkar olmak demek değil de. Bir de siz şimdi eskiden sahneye, Mualla Gökçay, ben çok iyi hatırlıyorum, ben çaldım. Taksim Kristal Gazinosu'nda. Yani böyle bir şey olmaz ki. Şimdi kime söylesem bu lafıdan bir şey. Cami-i Sürhi'yle, Nişaveri Besteyle çıkıyor. Olur mu böyle bir klasikler şey? Klasikler çıkıyorlar gazinoya. Yani. Tabii. Şimdi çıksa ama Sabite sahneye Hanım, tabak atarlar ya. Sabite Hanım ne okuyordu biliyor musunuz? Efsun okur uşşakına Olgamze icadu. Ben dedim ki Selahattin abi dedim. Sabite Hanım çok şey ağır eserler okuyor. Londra bar denilen yer o zaman gazino burada okuyor. Acaba biraz daha halka inem. Yo sağdım. Olmaz öyle şey. Müzik aristokrattır. Sanat aristokrattır. Aşağıya inmez, aşağıdakini yukarı çeker dedi. Evet. Sabite buna çalışıyor. Ama işte bugün tersi. Evet. Bugün tersi. Süt içtim dilin yanında. Ablanı alacağım, enişten olacağım diye şarkı okuyor yani bunu. Abi o ne? Arabada 5, evde 15 diye şarkı var, duydunuz mu? Evet. Vallahi bilmiyorum, daha neler var tabii. Seni bekliyorum durakta, çocuğu bıraktım o durakta filan diye. Ya bunlar olmaz. Perihan Hanım çıkıyordu, Dilke Şaveran okuyordu. Bakınız. Bunları anlatıyorum. Tabii tabii. İyi mi?
Taksim Kristal Gazinosu'nda Perihan Hanım beni istedi. Gittim, Hüsnü Anıl da var, Allah rahmet eylesin, beraber. Pazar matinesi, tıklım tıklım gazino. Böyle Taksim heykele bakan bölümde, o tarafta yani. Camın kenarında gri pardesülü, bir düz fötür şapkalı bir bey oturuyor gözlüklü. Sonra fötürünü çıkardı. Perihan Hanım da sahneye çıktı. Şimdi size pek duyulmamış, sizlerin pek duymadığınız bir makamda eserler okuyacağım. O eserlerin de sahibi burada. Okuyacağım eser, bir kanatlanmış alevsin her gün diye başlıyor. Sahibi de Zeki Arif Bey. Ve büyük bestekar dedi. Zeki Arif Bey selam veriyor. Bütün salon döndü, onu alkışlıyor. Dört tane Dilke Şaveran şarkı okudu. Gazino pazar matinesinde. Kıyametler koptu alkışlarla. Şimdi biz de okursa acaba tabakçılar döverler. Hiç ötesi yok. Hiç ya ötesi. Safiye Hanım'ın evrakı var bende. Safiye Aylan'ın. İzmir Fuarı'nda fasıl heyeti kurmuş, program yapıyor. Büzürk takım okuyor. Şimdi o böyle ne okuyor? Büzürk makamı hiç okunmaz artık. O İlk defa bir Alaaddin Bey okudu yıl, evet. Birkaç sene önce. 17. yüzyıl parçaları okuyor fuarda. İzmir fuarında. Evet ya canım, böyle şey çok. Bahçede. O sizin, yani şimdi onları hani bazıları neymiş filan. Muallem Mukadder, Allah rahmet eylesin. Mediha Demirkıra. Sevim Tanürek. Sağ Emin Sinan. Var mı böyle sesler? O bitti o sesler. O seslere geleceğim, onu çok merak. Ve de neler okuyorlardı? Dediğim gibi Nişavrek besteyle çıkıyor. Hamiyet Hanım, musiki kültürü yoktu, Allah rahmet eylesin. Rast Yürüksev Mahir okuyor. Şeyde. Ben dediği parçalar en baba klasik parçalar. Müzik kültürü yoktu. Müzik kültürü yoktu. Olsa ne olacaktı? Ya düşününüz. Hocalardan meşk ediyorlar. Ama bilhassa özel olarak oturup da nota, makamat, şu bu falan öğrenmemişler. Sonradan belki birazcık nota. Ama eserleri meşk etmişler. O eserleri okuyorlar. Şimdi usta bir gazeteci olarak sizin yanınıza, ben hiç gazetecilik falan bilmiyorum. Ben de 17 yaşında bir delikanlıyım. Geldim, sizden öğrendiğim, Murat'tan öğrendiğim şeylerle başarılı oluyorsam ve bir seviyeye çıkıyorsam takdir edilirim, değil mi? Tabii ki. Öyleydi. Yani ağızdan dolma ruj tüfeği olmuyorlardı şimdiki gibi. Oturup meşk ediyorlardı. Selahattin Pınar'dan, Zeki Arif'ten, efendim Saadettin Kaynak'tan, efendim ne bileyim Fahri Kopuz'dan. Peki yani, Sadun abi, çok mevzu var, konuşacak da. Bugünkü seslere baktığınız zaman, Türk sanat müziğisi okuyanlara baktığınız zaman, o günkülerle karşılaştığınızda o seviyeye yaklaşan ya da onları geçen ya da onlarla bir olan kimse var mı? Şimdi hanımlardan var güzel sesler, çok genç hanımlarda çok güzel sesler var. Mesela? Mesela Melihat Gülses'in sesi çok güzeldir, çok da güzel okur. Efendim daha var radyoda, yani şimdi televizyonda daha doğrusu görüyorum, bazılarının isimlerini pek bilemiyorum ama güzel sesler var, erkeklerde var. Günüz'ün kocası, Kanuni Günüz'ün kocası. Neyse. Yok canım, güzel çocuk, o yakışıklı çocuk diyordum Bülent Ersoy'a. Dilim takıldı. Abi sen de şimdi bahsetme konulardan diyorsun ama yani bizim de aklımıza karpuz kabuğu düşürüyorsun şimdi. Evet, evet, şimdi bunlar çok güzel sesler, güzel okuyor. Yalnız televizyonda erkeklerin oyun Alpaslan diye mesela bir çocuk var, aslan gibi de çocuk, gerçekten güzel de sesli. Niye oyun oynuyorsunuz evladım? Ne oyun oynuyorlar? Böyle tıkır tıkır tıkır, böyle şey yok yani. Erkek böyle oyun oynamaz, lüzumu da yok. Delikanlıyı bozar mı böyle? Bozar, olmaz böyle bir şey. Bize göre değil. Nasıl okuyacak böyle, çıkıp duracak mı? Hayır, kazık gibi okumasın ama oyun da oynamasın. Doğru, hakikaten biraz sakil duruyor. Ben de garip. Yani, yani. Şimdi kazık kadar adam kırıtıyor orada. Yok, olmaz öyle. Kırıtarak oyun ben istemiyorum. Yani ben istemiyorum diyorum ama bütün arkadaşlara soruyorum, onlar da istemiyor. İstemiyor. Gençler, senin sesin çok güzel evladım. Oku.
Yani niçin oyun oynamak? Sonra hanımlar, güzel sesli hanımlar var. Fakat güzel sesli hanım demek sahnede göbek atıp oyun oynamak demek değil. Nesrin Sipahi niçin böyle yapmadı? Mualla mukadder diyoruz, Allah rahmet eylesin, böyle yapmadı. Sevim yapmadı. Mediha yapmadı. Saime yapmadı. Mediha Demirkıran. Tabii. Sevim Tanıyorik. Tabii. Bunlar Saime anaç sesli sahnesi. Güzel. O kadar güzel okuyorlardı ki baba, bu kadar güzel olur. Ve hiçbir zaman yani bir tiki 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 oyun oynuyor. Ama onlar radyo sanatçısı. Gazino'da okuyorlar. Gazino'da okuyor. Bacaklarını açmadılar hiç buraya kadar. Yırtmaçlı şey buraya kadar hiç yırtmaç belki yok. Belki güzel değildi. Çok güzeldi. Evet. Abi öyle bir söyleyeyim ki evde çok, başına bela alabilirsin. Hiç yani. Başıma bela almam. Çünkü biz çok yakın arkadaştık. Onlar giyinebilirler. Çok güzel. Evet çok güzeldi. Ama hiç böyle bir şey yapmadılar. Yani et satımı değil. İlla benim bacağıma bakın ne kadar güzel, ona göre de beni değerlendirin değil. Ama Madonna da açıyor bacağını, o da Madonna açsın. İyi şarkıcı bir de. Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Efendim ama yani Türk musikisinde bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Bir şey dikkatimi çekiyor, saydığınız isimlerden hiçbirisi bugünün böyle kasetleri milyonlar satan isimleri değil. Ne bileyim Ebru Gündeş değil, Muazzez Ersoy evet. değil, Muazzez Abacı değil. Onlar hakkındaki görüşünüz ne? Şimdi popüler onlar hakkındaki görüşümden evvel başka bir şey söyleyeyim. Müsaade buyursunuz. Onlar hakkındaki görüşüm yok. Şöyle diyeyim, hepsi çok iyi maşallah. Hepsi çok iyi ancak musikide, sanatta ve anlayışta müthiş bir erozyon var. Müthiş bir erozyon var. Yani biz Arap musikisini niye taklit edelim Fatih Bey? Niye siz kendi şahsınızı, kendi kullandığınız yazı tarzını değiştirip başkasını taklit ediyorsunuz? Ama mesela Türk musikisine derler ki Bizans etkisidir. Hiç öyle bir şey yok. Saadettin, Murat onu çok iyi bilir. Saadettin Halil ispat etti ki musiki bizimdir, Türk musikisindir. Ha şunu söyleyeyim ayrıca, bu erozyon içinde basitliğe gerek yok. Niye ben Arap'ı taklit edeyim ki? Arap beni taklit etsin. Şimdi. Ama Arap daha derin bir kültür galiba Türk kültürü. Hayır Arap. Konuşturacaklar yok, bazı şeyler. Nasıl, konuşun konuşun. Konuş abi. Hayır nasıl kopya edilmiş bazı şarkılar biliyor musun? Murat geçen gün yani? Çaldı hepsini. Evet. Şimdi, çaldı hepsini Türkiye'nin en önemli bestekarlarının aslında nasıl birer en önemli hırsız olduğunu da ortaya koydu. Ama çıt çıkmadı kimsede. Evet, çünkü bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Neden? Çünkü gürültü yaparlarsa olay büyüyecek. Sen çaldın aman konuşma kapansın. Daha yaparsın. Şimdi bir şey yapacağım. Bir 4 saat falan çalacağım bir iki hafta sonra o çalıntı şeyleri. Yani bu şeyler yanlış. Bakınız bugüne kadar herkes Selahattin Pınar hakkında bir sürü şeyler söylüyor. Beste. Hepsi beste. Hiç öyle şeyler yok. Selahattin Bey efendim nereden sevdim o zalim kadını Afife'ye yapmış. Hayır efendim öyle bir şey yok. Ona yapmadım dedi. Ha, kime yapmış? Karısına Atıfe Hanım'a rahmetliye yaptığı şarkı var. Hangisi? Şimdi o da evinde ben teyip çekiyorum Selahattin Bey'le konuşuyoruz. Eşim de beraber Rubeyze. Dudağım dudağında kemençede yay gibi. Bu karısı dedi ki Selahattin dedi. Çok sevdiğiniz bir hanıma yaptığınız bir şarkıyı söyleyin dedi. Selahattin abi dedi ki dudağım dudağında kemençede yay gibi. Buseler yanağında çağlasın bir çay gibi. Deyince Atıf dedim. Ne yalancısın sen dedi. Dedi ki ben bunu soracağını bilmiyordum. Demek ki işin %50'si var ki hemen sana yaptığım bir şarkıyı okudum dedi. Böylece bağladı işi. Bakın ya Ebru Gündeş diyorsun mesela. Heh. En son okuduğu parça şeyin Ümmü Gülsüm'ün çok meşhur bir parçasıdır. Şey? Türkçesini bilmiyorum, Arapçasını bilmiyorum. Nasıl, müziği nasıl? Okuyamam şimdi. Ebru Gündeş en son neyi okudu ben bilmiyorum. Ben bir şey var şimdi piyasada hep şey yapılıyor. Fırtınalar koparsa kopsun diye bir şarkısını biliyorum. Yeni okuduğu bir şey var Ümmü Gülsüm'ün. Ama Ebru Gündeş kendisi almıyor. Besteciliğe getiriyorlar. Tabii. Şöyle yani kendisi yapmıyor bunlar. Tabii canım onu besteciliği çok. Evet. Numara bir zamanlar vardı. Uçacaksın, uçacaksın değil mi? O şeyindi. Gülben Ergen. Gülben Ergen mi? Yani onu da klibinden hatırlıyorum ben. Böyle uçuyordu bir şeyler oluyordu. Yani gazetede, klibi de sevmedim de gazetede gördüm. Gülben Ergen uçtu falan filan evet. diye. Evet, tamam. Yani şov olarak yapabilirsiniz onları tamam mı? Ne oluyorsun şey bile yani
açık söyleyelim bizim 10. yıl marşı bile yürütmedir. Jopardi mon serviteur. Şimdi bakınız hizmetkarımı kaybettim. Jopardi mon serviteur onun şeyidir. 100 defa anlattım ben bunu, yazdım da ama. Serviteur. Je perdi tout mon bonheur. Şimdi bazı bunu dinleyenler, bilenler 5. 10. defa olacak onlara ama çok enteresan, bilmeyenler için çok enteresan. Dinleyici diyoruz. Bugün o yok artık. Seyirci dedik. Seyirci. 3 tane kişi. Bir tanesinin adını biliyorum. Abacı ismi. Böyle baston yuttu gibi gelir. Gri bir parçası. Gazinoda mı? Gazinoda. Gazinoda. Muazzez Abacı. Hayır, seyirci. Erkek. 3 tane erkek arkadaş. Yaşlı, yuvarlak gözlüğü var böyle, düzgün bir fötr şapka, 3 arkadaş geliyor. 7'yi çeyrek geçe fasıl başlıyor. Bu o zamanlar. 51'de, 52'de. 7'yi çeyrek geçe fasıl başlıyor, 9'a çeyrek kala bitiyor. Arada bir taksim var. Ve ne okuyorlar biliyor musunuz? Eviç faslı. A yazarla Şakırdaklı Kemal. Şakırdaklı Kemal. Beşiktaşlı Şakırdaklı Kemal. Efendim? Ne isimler, ne rakamlar. 3 arkadaş geldi. Erken saatte oturdular. 3 arkadaş ufak bir şarap içiyorlar. Selahattin Bey de sahne şefi. Dedi ki abacı ne istersiniz? Efendim rica ederiz. Çok yakın çünkü sahneyle masa arası. Onları da önüne alıyorlar o uzatları ki ön masalar pahalı gazını vardı. Efendim uzatmayayım lafı şöyle böyle filan derken efendim dedi geçen akşam Eviç dinlemiştik. Bu akşam da kardeşi Ferahnak'ı dinleriz. Müsaade ederseniz. Eviç makamı ile Ferahnak makamının kardeş makam olduğunu biliyor. Dinleyici bu. Türkiye'de herhalde geri gidiyor her şey değil mi? İleri gitmiyor. Çok erozyon. Geri gitmiyor, çöküyor. Çok erozyon Fatih Bey. Çok erozyon. Yani musikide bu kadar erozyon olmaz. Şimdi sanatkara verilen kıymet, şu bu filan, yok artık bunlar yani. Şimdi bizim mesela, bizim için nesli tükenmiş diyorlar ya, bu hayvanlar için kullanılır, insanlar için kullanılmaz. Peki abi şimdi sanatkara verilen kıymet diyorsun ama şimdi başta sanatkarın kendine bir kıymet vermesi gerekmez mi? Mutlak surette. Şimdi dediğiniz gibi sanatkar... Nusret. Nusret çok güzel sesli bir çocuk. Ben bilmiyorum. Yerleri bilmiyorum abi. Nusret çok güzel sesli. Sanatkar dediğin... Kendine bir kıymet verir. Yani bir kere sanatkarın her şeyde bir gizemi olmalı. Mutlak surette. Şimdi bizimkine bakıyorsun, yazın Bodrum'da hepsinin kıçı gözümüzün önünde. Evet. Bilmem kim denize çıplak girdi, öbürü sevgilisinin yatında, bilmem evet. kimde bilmem nerede netti, öbürü balkonda çıplak güneşlendi, bilmem kimin memeleri sarkmış, öbürününki kalkmış, olacak bir şey. Eskilerinin, eski sanatkarların sevgilisi, arkadaşları, dostları yok muydu hiç? Yok. Kadınların da erkeklerin de. Yani bunlar Hüdayi Nabit Ot gibi mi yaşıyorlardı? Mesela yok. Şey yok mu? Eskiden Otomobil Osman diye biri yok muydu? Ben Otomobil Osman biliyorum ama Kadıköy'de Phantom Anayim diye bir şoför biliyorum mesela. Şimdi bu herkesin bir şeyleri olmuştur hayatında. Niçin ortalıklarda dolaşıyor? Sonra bir şeyin yani her şeyin nedreti kıymetinde, kıymeti nedretinde daha doğrusu değil mi? Ortalıklarda dolaşıyorlar insanlar benim sevgilim. Sonra bugün bu bundan aşk çok de ne diyor nitelikli aşk yaşıyoruz. Hayır nitelikli birliktelik. Nitelikli birliktelik. Sonra bir hafta sonra hayır. Başka bir nitelikli birliktelik. Başka oluyor. Bir nitelikteki bir nitelikli birliktelik var. Ben öyle şeylerden bilmiyorum anlamıyorum. Biz Murat bilir biz duvarın dibini takiben evimize gider duvarın. Tabii. Nasıl tabii bu? Tabii dedim. Sadun abi herkes de öyle diyor zaten biliyor musunuz? Sadun Asüt duvar dibinden eve gider gelirdi. O kadar yani. Rahat Allah'a şükür. Yani bu kitabı da siz yazmadınız zaten. Onu ben yazdım. Abi kısa bir ara vereceğim ama ondan önce bir sual sormak istiyorum. Buyurun. Bu sual tamamen dedikodu maksatlıdır. Daha ileride tezvirat amaçlı kullanacağım bunu. Çok memnun oldum. Murat Bardakçı'yı dinliyorsunuz muhakkak ki evet. programlarında. Kendisi tambur çalmak yok. Evet. Gerçi yaylı değil, mızrakla çalıyor ama. Evet. Murat Bardakçı'nın çaldığı tambura 10 üzerinden kaç verirsin? Bana göre uymaz onun uslubu. O değişik bir uslupla çalıyor. Ben nedir o? Değişik bir, ben, nedir onun uslubu? O Cemil Bey uslubunun bir muakkibi gibi, Cemil takipçisi Bey. Gibi.
Evet, bir de sonradan bakarsınız Ercüment'i de işlemeye koyar. Ama Ercüment tabii yaylı çalardı. Yaylı da mızraplı da. Ama ben hep o yaylı dinledim, hiç mızrap dinlemedim. Ben o tarz anlamam, o çok süratli çalıyor, biz o üslupta değiliz. Değişik bir üslup var. İyi mi yani, Murat? İdare eder mi? İdare eder. Yani şey, takımı alır mısınız ona? Efendim, ben yaylı o mızraplı çalırsa olur. Biliyorsunuz bu gençliğinde evden kaçtı, pavyonda çaldı. Murat Bardakçı tambur mu çalıyordu? Arkasında da Allah selamet versin sevgili Bekir Coşkun da keman çalıyor değil mi? Ankara'da pavyonda evden kaşı çaldı. Tabii. Babasının verdiği harçlığı beğenmeyince pavyonda saz çalmışlığı vardı. Bekir kalmış oluyordu o zaman. Kalmış oluyordu. Tabii kalmış oluyordu o zaman. Helal olsun. İyi. Bu musiki aşkıdır aslında. Ve bütün kabine şeyde. Şekerim. Anlatsana şu hikayeyi. Allah aşkına anla. İşsiz kalırsa. Anlatmıyor. Yani şey olursa benim mesleğim var. Ben de sizin gazetede süpürgeci oluyorum. Yok. O meslek artık geçmiyor Murat. Geçmiyor mu? Hayır. Ancak biz ne yaparız biliyor musun? Yeni metrolar açılıyor ya, orada bu ancak... Çalışmış şeyde merdiven dinle çalarsın. Çünkü gazino yok. Gazino deyince patron lazım. Heh, şimdi tam ona geleceğim abi. Yani buyurun. Çünkü eskiden efsane gazino patronları vardı. Yani hala adı geçen falan gazino patronları vardı. Emi Yeyman rahmetli, Security, Fahri Bey. Ben size ufacık bir şey söyleyeyim Fahri Bey için. Emin Yayman'ını falan katmıyorum artık, onlar müthiş. Fahri Bey de çok müthiş. Çok fevkalade bir patrondu. Askere gittim. Döndüm. Ama düğümüyemi almamıştım. Bir haftadan haftaya alıyoruz. Geldim tekrar Fahri Bey'in odasına gittim askerden geldikten sonra. Sene? Fahri Bey, ben geldim dedim 54. Ben geldim dedim. Sabahın önce muhasebeye git. Kasada sen geçsen, o askere gitmeden evvel kalmış yövmeyen var, onu al sonra gel dedi. Efendim? Son derece titiz. Necati Bey'e in aşağı dedi. Neden? Ayakkabısı boyasızmış. Necati Okey'e. Necati Okey'e. İn aşağı dedi. Çıkarın bunu sahneden dedi. Ayakkabısı boyasız dedi. Ama halka saygı büyük. Yani ayakkabısı boyasız, sakallı, efendim böyle rastgele, vuruşuk elbiseyle çıkamazsınız. Bir kısa reklam arası vereceğim. Verelim İzle efendim. Sığınarak sonra devam ederiz. Değerciler, Sadun Aksüt'te Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yakın döneminin müzik ve eğlence hayatını konuşmaya reklamların ardından devam edeceğiz. Değerciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Habertürk gazetesini kutlamak için çok sayıda mail atıyoruz. Teşekkür ederiz ama onları sonra atarsınız yine. Programla ilgili maillerinizi bekliyoruz daha çok. Gerçi şimdiden birkaç bini geçmiş gelen mail sayısı. Unutmadan ben bir şey sormak istiyorum. Sadun abi, hisseli topluluk neydi? Nasıl? Hisseli topluluk. Hisseli topluluk? Evet. Şimdi eski bazı bu gazino şeylerinde hisseli topluluk diye bir sözleşmeler var. Nedir bunlar? Efendim, kazanılan para ne ise eşit bölüşülürdü. O mu? Evet. Ha, bunu madem sonra bu arada Fatih Bey sorsun, bir şey daha söyleyeyim size. Yok, şimdi madem iş para işine geldi, ben sorumu sonraya erteleyeyim. Gazinocuları soracaktım da. O zaman bu sanatı icra edenler iyi para kazanamıyor. Çünkü şöyle hatırlıyorum ben. O zamanki SAS heyetlerinde çalışanlar iyi hayat sürerlerdi. Yani baktığın zaman böyle sanki varlıklı oldukları için mi öyleydi, yoksa bu işten iyi para kazanmıyor. Ve sanatçılar ne alırdı? Ne kadar para kazanırdı? İşte ne bileyim, bir Perihan Altındağ sözleri ne alırdı sahnede? Onlar iyi para aldılar doğrusunu isterseniz. Daha önceleri başka şey olmuş. Ben bunu Sadi Işılay rahmetliye biraz da yani yanlış yaptınız der gibilerden söyledim. Sizlerin suçu dedim hatta.
Niye sardım dedi. Ben 50 senedir çalıyorum ve para alıyorum. Ama dedim bazı sanat. Şimdi dedim siz eğer o zamanki eski şeklinizi ki onu anlatacağım. Eğer idare ettireydiniz, idame ettireydiniz ve o parayı idare edeydiniz. Şimdi onlar sizin 50 senede aldığınızı bir senede alıyorlar dedim. Deniz kızı Efdelya ile evli. Kim? Sadi Işılay. Ve Selahattin Pınar'da beraber Beyoğlu'nda sazda çalıyorlar. Efdalya okuyor. Sadi Bey ile Selahattin Bey çalıyorlar. Efdalya 7 lira yevmiye alıyor. Sadi Bey ile Selahattin Bey 9'ar lira yevmiye alıyorlar. Keman tambur. Tambur. Evet. 9'ar lira yevmiye alıyorlar. Az solist 7 lira alıyor. Niye? O kadar onu isterlerse. Çalmayız başka türlü. Ha. Onlar üst parayı alıyor. Bakınız. Küçük Çiftlik Parkı sahibi Ziver Bile, tambur, besteker Selahattin Bey'i Selahattin Bey Şerait Dairesi'ne akt olunan mukaveledir. Müddeti mukavele 1 Haziran 1903 tarihinden 1933 tarihine başlar. 30 Eylül 1933 tarihine kadar devam eder. Ziver Bey arzu ederse 15 Mayıs 1933'te işe başlanır ve Selahattin Bey de 15 Mayıs'ta işe başlamaya mecburdur. Böyle devam ediyor. Geliyor. Ziver Bey Selahattin Bey maktuan 1000 lira ita ve müma ileyh ahzu kabz etmişlerdir. Bu miktar kendilerine hediye olarak ita edildiğinden yevmiyelerin kat edilmeyecektir. 1000 lira transfer parası gibi mi bu? Evet vermiş o zaman. Ve bakın 1000 liraya o zaman ne alınır? 1933'te ev alınır. Tabii. Ev alınır. Bakınız. Selahattin Bey çalıştığı ve her gün için 10 lira yevmiye ile çalışacaktır. 10 ayda lira, 300 lira. 10 lira ayda 300 lira. Büyük para. 932'de. O zaman birinci dereceden devlet memurunun aldığı maaş 60-70 lira galiba. Babam valiydi. Ne alıyordu ki? Siz biliyorsunuz verdim size. Devletten valiydi. Sen de biliyorsun. Yani hayır düşününüz yani. 10 lira alıyor. Selahattin. 60 küsürlü. Evet 60-65. Atatürk döneminin aylığı odur. Odur. Yani. Yani o zamanki İngiliz pound'una göre düşeceksin. Şimdi bunu düşünün artık. Peki Sadun abi şimdi bu kadar yüksek para aldığına göre gazino pahalı mıydı o zaman seyircileri? Hayır. Nereden şey yapıyor? Ama çok kalabalık. Kalabalık. Çok gelen var. Ve tabii dinleyici, Fatih Bey dinleyici mesela 4. Vakıf Han'da altında saz vardı. Sirkeci'de. Yerler kadife halı ve garsonların ayakkabılarının altı lastik. Gürültü olmasın diye. Ve efendim saz başlıyor. Herkes susar. Yemekler bırakılır. Yemek yok zaten. Çay, kahve, gazoz. Servis bitmiştir. Herkes... Edebiyle, irfaniyle onu dinliyorsanız. Yalnız mesela şimdi şeyden görüyorum. Safiye Hanım çok büyük para kazanmış. Tabii. Var. Ama Münir Bey, Münir Nurettin'i yok. Öyle bir serveti. Yok yemiş demek ki. Selahattin Bey de yedi parayı. Kazanmışlar çünkü bunlar. Çok kazanmış tabii. Ama yemiş parayı. Ama abi çok güzel bir laf vardır. Çok severim ben. Zengin ölmek ayıptır. Demek ki hakkını verememişsin hayatın demektir ya zengin. Evet biraz lüzumsuz da yemiş Selahattin Bey parayı. Yanlış yapmış. Sonra katılır mısın zenginin ölmenin ayıp olduğunu tabii ki. Yaşadık diyeceksin. Hiç. Yaşadık. Yaşadık diyeceksin. Eğer yaşayabildiğinden çok kazanıyorsan da vakfedeceksin. Bir şey yapacaksın yani. Mezara götüremeyeceğine göre. Hayır. Bugün çocuğa da bırakmanın bir alemi yok. Çocuğum aptal parayı netsin, çocuğum akıllı parayı netsin. Yani işte. Akıllı olana bırakmasan da kendi kazanır, aptal olana zaten bıraksan da... Zaten bizim şimdi ne yani bırakacak yok. Ne tutacak paramız kaldı. Siz ama güzel bir hayat yaşadınız Sadun abi. Nasıl? Evet elhamdülillah. Yani evet. Şu anıların yarattığı servet her türlü şey. Çok güzel hakikaten. Ben hayatı... Dolu dolu ve çok güzel yaşadık. Vallahi bakın biz buraya kimin parası var kimin parası yok bilmiyoruz. Onları da çağırmıyoruz yani. Evet abi ve şöyle bakımdan çok zenginler programı değil bu. Çok usta ne kadar hatırınıza gelen usta sanatkar varsa bunlarla beraber bulundu. Sadece büyük bir onur da Münir Bey gibi bir sanatkara uzun yıllar tambur çaldım tek tambur olarak.
hocamdan sonra. İzzettin Bey'den sonra. Bu onur. Sonra bu kadar kişi. Ama şimdi böyle bir şey yok artık. Bizim neslimiz tükendi. Abi sorularım var size. Konuşacağımız çok da konu var ama bir iki tane mail var. Bunları üstüme vazife yani de yük olarak kalmadan söyleyeyim. Rahmetli Ercüment Batanay'ın oğlundan geliyor bu. Buğra Batanay'dan. Buğra. Evet. Sağ olsun. Murat abiye selamlar diyor bir kere. Sana bir selam var. Merhaba Buğracığım. Diyor ki Sadun amcanla babam çok iyi dostlular. Evet. Yaylı tambur konusunda genç kuşaktan niye kimse yetişmedi? Niye gelen yok? Babamla olan bir arasını anlatsın da keyifle dinleyeyim diyor. Niye kimse yetişmedi? Önce bir... Efendim yaylı tambur var var. Çalanlar var. Var var, var. Geliyorlar. Ama bir Ercüment Batan'a gelmiyor. Yok. Canım Buğra, Cemil Bey gelmiyor. Zaten... Buğra babasını yani o öteki tambuğların sınıf sırasına koymasın. Koymasın. Beethoven'da bir tane geliyor yani. Evet, Ercüment Batan'a yok. O çok... Başka bir şeydi. Şimdi Ercüment. Bak o işte, olağanüstü bir teknik. Mızraplı tambuğda da başka bir şeydi. Yaylı'da da şey. İkisinde de yani çok teknik. Buğra bilir. Ercüment abi de kızı adı buna. Ben yaylı tambuğu sevmem. Yani o varken ama yani ikisinde de başka bir şeydir. Yok çok usta. Ben de yaylı tambur severim mesela. Ah. İnsan sesine ama çok yakındır. Yaylı tamburu ve yapan... temadi eti ses uzadığı için çok ben de severim. Çok severim. Yani. Yaylı tamburun o şeklini bugünkü tambur yapan da Ercüment abi. Ercüment. Kendisi o yapmıştır şeyi. Şimdi bakınız. Ama yani Buğra onu babasını o seviyeye koymaz. Yok yok koymuyor şey zaten. Sen baksanıza diyor o... ki genç yetişmiyor mu diyor. Yani yetişsin. O ayağda bir daha nerede artık? Şimdi Ercüment Buğra bunu bilir herhalde. Ya da çok küçüktü o zaman. Ercüment Batanay'ı bir gazino açtı şeyde Taksim'de Sıra Selviler'de. Ama o biraz müşkül oldu o iş. Ve maddi sıkıntı var. Ben Ercüment'e bir gece tertipledim orada. Yıldırım Bekçi falan da ilk defa orada çıktılar işte. Ben onları getirdim. Perihan Hanım'ı getirdim. Mediha'yı getirdim. Emir Kıran. Evet. Galiba Mediha ile geldi değil mi? Mediha da geldi tabii. Gece yaptık bitti. Güzel geçti bitti. Birkaç gün sonra bizim eşimle evlenme yıl dönümümüz. Kısa bir süre sonra oraya gittik. Bir arkadaşımız bizi davet etti. Oturuyoruz. Ercüment de geldi yanıma oturdu. Konuşuyoruz. Ama çok eski dostuz Ercüment'le. Biz çok beraber çok çalıştığımız için ben onu çok severim. Hayranlıkla severim. Ben de. Efendim. Bir ara... Kulağıma eğildi Ercüment dedi ki Sandım benim sana olan der demez benim sana olan bu şey Ercüment eğer ağzından bir laf çıkacak olursa hemen terk ediyorum burayı ve seninle de dostluğu kesiyorum dedi. Yok yok bir şey söylemiyorum dedi. Bir şey söylemiyorum dedi. Hani o gece çok çırpındım ya benim sana ne borcum olacak diyecek böyle bir şey olabilir mi? Yani ben bunu para için yapar mıyım Murat? Böyle bir şey hatırınıza gelir mi? İmkan yok. Neyse çok güzel. Ondan sonra bizim evlenme yıl dönümümüz olduğunu da öğrendi. Hatta bir şampanya ısmarladı filan. Geçti. Arada bir görüşüyoruz. Dedi ki Sadun dedi ben seni gördüm dedi. Geçenlerde dedi. Tamburun kılıfı dedi çok kötü ya dedi. Öyle bir bezden bir kılıfı. Ne yapayım Ercüment dedim ben öbürlerinden de sıkılıyorum dedim filan. Bir dakika dedi. Gitti içeride. Bir kılıfla tamburu getirdi. Ben dedi bunu sana hediye etmek istiyorum dedi. Ercüment abinin tamburunun bir adı vardı neydi? Onun bir Bursalı Mustafa'sı vardı. Ha, şu o bende o. Sen de mi o? Efendim o yaylı tamburu bana hediye etti. Hala bende duruyor. Ben onu hatıra siz olarak şeyi saklıyorum. Söylesenize. Ve çok hoşuma gitti. İzzet Bey'i dinlerken bir tane vuruyor mu size? Bir şey yapıyor perdeye bak. Efendim bir akşam ben Yalova'ya gidiyorum. Taşlık gazinosunda çalışıyoruz Behiye Hanım'la. Taşlık şimdi şeyin olduğu yer. Sivis Oteli'nin olduğu yer. Evet. Behiye Hanım'la. Behiye Hanım'ın kulakları için nasıl? Behiye Aksoy. Evet. Bana dedi ki Ercüment bize gidiyoruz dedi. O zaman Etiler'de değil mi o? Zincirlikuyu'da. Ama bunun gerisini anlatmak biraz zor bazı şeyler. Yani burada onları söylemek istemiyorum. Rahat ol abi rahat. İndi seviyor akşam saatinde bir iki kadeh almayı ama dört kişi vodka aldı geldi bu. Bir iki kadeh. Evet. Bir iki. O şeyden Galatasaray Stadı'nın yanındaki büfede o zaman. O zaman da tekel büfesi var. Evet tekeli satışma dükkanı var. Gittik eve dedim ki Ercü bir kadeh içebilirim senden ben Yalova'ya gideceğim. Dedi bana filan gitti.
ben şu üstümü değiştireyim geleyim dedi. Değiştirdi üstünde. Bir de elinde bavulla geldi. Neyse koyduk buraya bir şey. Dinliyoruz. Bir iki tane kendisinin bandını dinledim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ki bende var onlar. Sende de vardır onlar. Derken bir şey, ben şöyle duruyorum. Lank etti ses. Tanımaz mıyım ben hocamın tanburunu? İzzettin Bey çalıyor. İzzettin Ökte. İzzettin Ökte. Bir ara bir yer geliyor, bir perdeye basıyor. Ve o şimdi muski tabiriyle eviç perdesi olması lazım gelir. Fadiyes. Fadiyes değil, eviç değil. Dik eviç değil, ondan geride değil. Bir şey o, bir perde. Basıyor ve elini hafif geriye çekiyor. Vın diye bir ses böyle. Ben böyle dururken bir şakırtı koptu suratımda. Böyle nasıl asıldıysa buradan şarap diye bir tokat. Duydun mu dedi teybede bir vurdu, teyp kırıldı zannettim. Duydum dedim ama baktım gözlerim özleri oynamış. Bu gece beni boğar burada dedim, hiç ötesi yok. Duymadım dedi. Aldı geriye. Dinle dedi. Ya bende var Ertürmet, dilim damağım dolaştı. Var mı bende? Dur. Ben nasıl tamburiyim? Mesut Bey nasıl tamburu? Çok usta, tamam. Ben nasılım? Ya Ercüment, ben Mesut Bey'le bile seni kıyas etmiyorum. Sen tamburi bugüne kadar gelmiş, geçmiş, gelecek tamburiler arasında ben öyle görüyorum. En teknik olan, en fevkalade olan kişisin. Hakikaten bu böyledir. Bak bunu müzisyen söylemez. Hakikaten. Adın abi de tamburi. Yok. Hepimizden üstün ne kadar tamburi varsa Türkiye'de gelmiş, geçmiş. Hocam da dahil. Ondan da daha teknik. Fakat İzzettin Bey'in üslubu çok fevkalade ki Cemil Bey'den sonra böyle bir üslup meydana getirmek çok önemli. Bir de çıkardığı ses olağan dışı İzzettin Bey'in. Ercüment de çok güzel ses çıkarıyordu. Ama duydum dedim, duymadın. Peki ben nasıl tamburayım? Söylüyor mu yavrum? Hepimizden daha teknik, daha üstün, daha ustası. Öyleyse bu sesi ben niye basayım? Allah seni bildiği gibi yapsın dedim. Bunun için mi bana tokat atıyorsun? Ne bileyim ben. Basaydın dedim ya. Bir tane vuruyor. Duydun mu diyor. Duydum ama bana ne dedim ya. Peki o aslında bilerek mi basılmış bir ses? Yanlış da basılmış. Hayır. İzzettin Bey'de öyle sesler var yani. O arada öyle sesler. O parmakları muazzam. Kadıköy'de bir Murat Usta vardı. Saz yapımcısı ve tamircisi. Dedim ki Murat Usta bu İzzettin Bey olsun. Yorgo olsun, Bacanos. Ve Sadi Bey bu üçü. Nasıl bir ses çıkarıyorlar? O Arnavut. Demek Sadun bilmez misin de bana hadi gece yatarken yanına baltası koya elini daldır iki tatlı olsun. Bu Ayı Ahmet sizde değil mi? Ayı Ahmet bende. Ayı Ahmet'i biliyor musun Fatih? Yok hayır. Tamburun ismi. Öyle mi? İzzettin Bey'in tamburu. Bir tamburu. Şu tamburu Ayı Ahmet. Niye Ayı Ahmet? Ayı Ahmet diye birisi dinmiş vaktiyle. Evet. Bize tamburlarda böyle isimler vardı. Ya ustanın ya sahibinin. Ben Selahattin Bey'in tamburunu almıştım. Sonra hanımı benden aldı. Halbuki ne olacak? Ben vereyim parasını dedim. Olmadı. Başkasına satmış. Bakın Selahattin Pınar'ın ölümü için burada bir şey var. Bu benim halamın oğlu. Ben Galatasaraylıyım ama o koyu fenerli. Bütün fenerliler bilir onu. Kör Naci diye. Barlas Naci. Naci Barlas şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki biz diyor şey oturuyorduk. Aniden hafif devrilir gibi oldu. Klarnet Hadi Bey'in oğlu vardı, davulcu Ercüment. O koşmuş hemen bir araba çevirmiş. Daha rakı içmeden ama. Adeli hastaneye götürelim diye ama ölmüş. Onu götürdüler eve. Ben gittim eve. Hemen eve gittim. O gece bizim konserimiz vardı. Kadıköy Opera Sineması'nda. Onun adı şimdi Opera Pasajı. Bizden evvel Gönül Yazar'la gittik konsere. Gönül Yazar aranızda iyi mi şimdi? Konuşuyor musunuz? Tabii canım. Yani o laf benim değil. Ha. O laf kimin... Orada hazır gelmişken söyleyeyim. O laf Selahattin... Udi Selahattin'indir. Erköse'nindir. Ama cesareti yoktu konuşmaya. Gönül'e onu ben söyledim diyemedi. Neyse. Neydi laf? Sidikli diye söylemişti. Ama ne? Onu roman söyler. Her romanda söylemez. Ama Selahattin söyledi onu. Yanlış. Romanlar nasıl da müzikler? Çok. Çok mükemmel.
Şimdi ben bir şey söyledim ama unutturdunuz, benim aklım oraya kaçtı. Selahattin Bey'in tamburunu istemiştim. Olmadı ama öldüğü gün cebinden çıkan kalem, mızrap ve şarkı bende. Şarkıyı da hanıma aldı. Belki kendi adıma çıkarım diye. Ama bende 1500 tane daha vardı, daha fazla. Selahattin Pınar'ı yaktım hepsini. Niye? Neyi? Şarkı, niye? Bilmem ne, hepsi bütün bu kadar. Belki 3000'e yakın. Neyi yaktınız? 6 dosya. Selahattin, o dosyaları yaktınız mı sizdeki? He? Dosyaları mı yaktınız? El yazmaları duruyor, bestelendiği kağıtlar. Şeyleri, bunları dedi çıkarırsan hakkımı haram ederim. Bunlar dedi film için yapılmış şeyler. İsmime halel getirir dedi, yaktım. Ha, basit müzikler yapmış orada. Çok önemli onlar. Yaktım. Olağan dışı. Bir iki tanesine şöyle bakmıştık. Peki. Hatırlıyor mu bunları bence? Bunları hanımı bana diyor ki bu şarkıyı belki kendi adına çıkarırsın. Mesut Bey de diyor ki konuşmasında, üstünde imzası olmasa bile, yani adı yazmasa bile, şarkıyı anladım, okuduğunuz zaman bu Selahattin Pınar'ındır denir. Ya ben böyle bir sahtekarlık yapacak adam mıydım ki bana bunu söyledim? Estağfurullah, o dosya yakılır mı abi? O hepsini yak. Vasiyet. Bende neler var vasiyette verilmiş. Hepsini tutuyorum. Ama sen de kimseyi bir şey koklatmıyorsun. O koklatmaz. Geçen gün yolda bir adamla karşılaştık. Adam yalvar yakar oldu. Bir besteler var bunda. Vermez. Vermedi. Ama Murat'a bakın şimdi. Vermez de. Bazen de çok cömertliği tutar. Şimdi evde oturuyoruz. Genelde çok cömerttir. Bu nevi şeylerde böyle bir evet, diyor ki ben onları toplamak için bir ömür verdim. Evet. Yanımda bir kitap duruyor. Dedi ki o dünyada tek dedi. British Museum'da bile yok. Ev herhalde bunu bana hediye edersin. Buyur abi al dedi. Tabii alınacak değildir ama. İnanılmaz bonkörlük ama bu emek. Ama alaydım kalbini inerdi Allah muhafaza. İnanılmaz. Hemen verir yani. İşte bugün hiç, de bol para kazandığımız için onu alırız biz. Zaten Murat bu kuşağın adamı değil, sizin kuşağın adamı. Yani yaşı bana yakın, ruhu, gönlü size yakın. Çok enteresan, değişik bir adam yani. Artık bilemiyorum. Peki abi, bir şey daha soracağım. Sizin buyurun bu misin? Selahattin Pınar'ın Todoro Meyhanesi'nde Kalamış'ta ilginç olaylarınız varmış orada Selahattin Pınar'la. Var mı böyle şeyler? Ne gibi? İlginç. Orada bir iki kardeş vardı Kadıköylü. Birisi Sadullah bin Zed, birisi Nurullah bin Zed. Birisi ne derler ona? Nalburdu. Birisi de bankada başka bir işi vardı. Efendim. Onların konuşmaları çok enteresandı. Selahattin abinin özel bir iskemlesi vardı orada, kırmızı bir iskemle. Yalnız o oturur ona, tahta bir iskemle. O şeyler... Galiba Nurullah Bey yapardı o işi. Sadullah Bey mi? Şimdi karıştırmış olmayayım. Böyle duvara doğru oturur, sırtını duvara verir, halka oturanlara doğru döner. Şuradan bir köstekli saat çıkarır, bakar. Efendim saat 19. Güneş bir mızrak boyu inmiştir. Vakti kerahettir. Kızlar pencereden baktılar, birer tane çaktılar. Afiyet olsun efendim der, ondan sonra içilir. Efendim, Selahattin abi de ona riayet ederdi çok. Ve o hiç mesela bakınız, birçok bestekar taviz vermiştir. Yani bestelerinden, musikisinden Selahattin Bey'de öyle bir şey yok. Onları da karıştırmayalım. Orada size çok sayıda itiraz geliyor diyor. İçlerinde ünvanlı müzisyenler de var. Diyorlar ki kiliseden çok etkilenmiştir. Bizans kilisesi müziğinde. Kim söylüyorsa onun madem Türk müziği niye Toroslar'da, Anadolu'da yok diyorlar tabii. Var. Nasıl yok? Nasıl yok? Toroslar'da Türk muskisi mi yok? Anadolu'da Türk muskisi mi yok? Türkü var ama. Türkü de var, Türk muskisi de var. Var mı Türk sanat müziği? Tabii. Efendim, Beylerbeylik merkezlerinde ve eski kervan yollarının birleşme noktalarında klasik müzik çalınmıştır. Şimdi bilip bilmeden konuşmasın kimse. Müzikler, yerel müzikler, bunları anlayacaklar mı bilmiyorum. Bölgesel özellikler gösteriyorlar. Bugün Arap müziğinin, Bizans müziğinin, efendim Lübnan'daki Maruni Nastori, Suriye'deki o müziklerin ve Türk müziğinin, hatta ya Yunan müziğinin
bir ortak havası vardır. Bu nedir? Oriental havadır. Çünkü bugün bizim Bizans dediğimiz vakit Bizans Batı değildir. Bizans Doğu'dur. Doğru. Değil mi? Doğu İmparatorluğu'dur. Bir ortak hava vardır. Melodiler birbirine yakındır. Köşeli dik atlamalar yoktur. Takip eder birbirini. Mütakip melodilerdir. Sevgili ama, Murat bunun bir şeyi ama Arap müziği Arap müziğidir. Türk müziği Türk müziğidir. Bizans müziği Bizans müziğidir. Bir de şeyi unutmasınlar yani Bizans müziğinde dini olmayan din dışı müzik elimizde yok. Yok. Sadece kilise parçaları. Bir de şunu söyleyelim. Kanuni zamanında Osmanlı İmparatorluğu 20 milyon kilometre kare değil mi yanılmıyorsam? Her milletin birbirine tabii tesiri canım. Olmuştur yani. Vardır tesiri. Hem dil olarak hem müzik olarak yani sanat olarak bütünüyle her milletin birbirine tesiri yani olmuştur. Yani Sadun abinin demin verdiği Saadettin Arel'in o Türk musikisi kimindir kitabı bence kusura bakmayın eskimiş bir kitaptır artık. Evet çünkü artık. Artık müzikoloji çok ilerledi. Çok ilerledi. Çok geniş, çok eski bir kitaptı. Bir de Güneş teorisi zamanında yazılmıştı. O tarihte onu yazmışsa. O tarihte evet. Ha, şimdi tabii bu kadar gelişmiş ama şekliyle çok daha ilerlemiştir. Yani bu melodilerin birbirine benzemesi. Tabii canım. Tamamen bir oryantal müzik tabii. olması, doğu müziği olması, şak musikisi. Zaten bütün milletlerin birbirine tesiri olmuştu. Eski ismi bunun şak musikisi. Şak musikisi. 1920'lere kadar Türk müziği diye bir şey yoktu. Hayır şak musikisi. Şak musikisidir ama bu kiliseden aldı demek değil, değil. Şak musikisidir. Zert musikisi cemiyet. Ama bu kiliseden aldı demek değildir. Yok canım. Bir de şeye bakarlarsa Bizans müziğinde, kilise müziğinde 17. yüzyıl sonrası bütün o mod isimleri Bizans'ın kullandığı kilise makamlarının isimleri Türk müziği kullanılan makamlarla şey yapılmıştır. Ve o şeyler de vardır. İşte Plagal Mod, Beati bilmem falan bu şekildedir onlar. Ama ne Bizans müziği bizden bir şey almış ne biz. Canım, ama ufak etkileme ufak vardır tabii vardır ki. Name benzeşmesi olur. Şimdi bir şey var ona ben bir cevap vermek istiyorum. Bir mail var. Hayli kaba bir mail. Terbiyesiz demiyorum ama kaba bir mail. Diğer izleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Benim Sayın Murat Bardakçı hangi yetkiyle bunları konuşuyorsunuz? Sayın Murat Bardakçı dediğiniz kişi öyle dememişsiniz de siz. Ben sayını ekliyorum. Müzikologtur. Türkiye'nin önemli müzikologlarından bir tanesidir. Harvard yayınlarında önümüzdeki günlerde Türk musikisinin 15. yüzyıl üzerine değil mi? 15. yüzyıldaki durumu üzerine. Fatih'cim bunu söylemeye gerek yok. Bugün yani bunu söylemem benim çok önemli. Bazılarına ama söylemek lazım. Hayır efendim. Bizim klasik Türk müziği konusunda dışarıdaki yayınlarda yani bunu söylemesi ayıptı. En önde gelen kaynak şu anda benim. Benim yazdıklarım kaynaklı kitaplarımda. Bir sürü de kitabım vardır o konuda. Hiç kalkıp kimse bana ben bugüne kadar tevazu gösteriyordum hep. Artık yani ben tarihçi değilim, gazeteciyim falan filan diyordum ama o şeylerden de geri adım atmaya başlayacağım. Çünkü benden alacaklar, edecekler kaynakları, şeyleri ondan sonra ekstra ahkam kesecek. Benim yazdım bu bana öğretmeye kalkıyorlar. O Bizans müziğini kim diyorsa Bizans notasyonuyla yazılmış Türk müziği parçalarını yayınlayan tek kişi kardeşim Türkiye'de benim. Literatür de benim kitabımdır. Yani bunları bana şey yapmasınlar. Ben gazetecilikle müzik merakımı her zaman ayırdım ama Sadun abi biliyorlar fazla ama yani tevazu göstermek kendini göstermek. Yani şunu söyleyeyim ben diyorsam doğrudur. Bu kadar basit. Şehrazat'tan mail var. Şehrazat kim derseniz tanıyor musun Şehrazat'ı? Şehrazat'ı Sevinç Tevsin kızı Şehrazat. Kızı Şehrazat. Evet. O herhalde. Ne güzel annesi rahmetli Sevinç Hanım. Evet ben tanıyorum. Diyor ki Gülben Ergen'in seslendirdiği Uçacaksın Uçacaksın adlı şarkı için araklama dendi değildir benimdir. Araklama filan demedi şarkımı, kimse. O şarkımı demedi. O şarkı demedim ben. Araklama demedim. Gülben Ergen değil. Ben demedim. Sadun abi söyledi. Ben hayır araklama demedim. Ben o nasıl bir şarkı dedim yani bu şimdi artık şarkılar bu tarz oldu dedim. Uçacaksın uçacaksın diye oldu. Şehrazat beni iyi tanır. Cümbüşün sapı uzatılarak mı yapıldı tambur bu son zamanlarda çalınan tambur? Evet evet evvelce öyle. Yani tamburu. Şimdiki öyle değil ama şimdiki de Arjument abi ağaca çevirdi onları. Ağaca çevirdi yepyeni bir yaylı tambur modeli çıkarttı. O cümbüşün adı hakikaten cümbüşten mi gelir? Evet. Tabii tabii. Soyadları Zeynel Cümbüş. Zeynel abi. Yani onlar uydurmuş. Evet. Aslında banço gibi bir şey. Evet. Banço gibi. Asıl Cümbüş yani. Evet ama sesi yüksek çıksın sesi diye. Yok. Metal, üstte deri var. Ben sevmem onu zaten. Tıngırtılı bir sesi var. Hayır o iyi bir saz değil. Babam bana dedi ki sakın ben Cümbüş çalayım dedim babama. Bir daha duymayayım ağzından dedi. Çalacaksan efendi gibi bir saz çal tam mı çal? E tabii Atatürk'ün valisi babası. Çok mailler var.
Bir kısa reklam arası daha verelim arkadaşlar. Bir şahit ediyor, sonra devam edeceğiz. O cümbüşün şeyini kısaca söyleyeyim. O cümbüşün rağbet görmesinin sebebi açık havada bizim Türk müziği sazlarının sesleri etkilenir. Düşüktür. Volümler düşüktür. Cümbüş değeri var. Altta destek var. Gümbül gümbül bağırıyor şey. Teneke gibi bir ses. Ama çok yüksek çıkar. Mikrofon da yok o zaman. Odur. Ama ben sesine tahmin edemem cümbüşü söyleyeyim. Çalgı falan. Felaket bir sesi vardır yani. Piyasada kırda bağda dağda çalmak için. Dağda bağda çalmak için. Anadolu'da çok çalınıyor. Evet. Hala var. Hala var. Bir de sağlam, kırılmaz, dökülmez, havadan etkilenmez. Akordu kolay bozulmaz herhalde. Anadolu'da çok çalınıyor. Bir kısa ara devam edeceğiz. Türk müziği, Türk müziği. Ve bana çok ilginç gelen bir şey var. Türk musikisi olması için bir Türk sazı olması lazım. Tambur. Tambur değil, Türk sazı mı? Türk sazı. Onun dışında? Oğut, kanun, bunlar Arap sazıdır. Araplardır. Tambur Türk sazıdır. Ne zaman tambur yapılmış ilk icadı? 5000 yıllık tarihi var. Onda biraz şey yapıyorlar ama yani... Ama o çıkıyor yani. Aslında Sadır abi... Emevilerden bu yana var. Sadır abi aslında 17. yüzyıldan önce tambur yok. Çuyur diye geçiyor. Tambur gibi bir şey orada. Panturi diye de geçiyor. Ama o Saadet Narelli'nin güneş dil teorisi zamandaki zorlamasıdır. Bilmiyorum onu bir şeyden, profesör... Francis Galpin. Francis hayır hayır bir diyorsun. Türk vefat etti. Edebiyatçı. Biz de hocaydı. Ha. Onlardan beraber de konuştuk. Sonra bulundu bazı şeyler. Mesela bir tamburi var. Ubeydetül Tamburiye ismi. Tanburda muhabbetten, tamburun göğsünde bir yazı var. Muhabbette ihanetten başkası çekilir diye. Yani tambur şeye baktınız bakın. Literatür... Efendim tabii iştihar etmesini söylüyorsunuz. İştihar tanınması. Peki saz Türk sazı değil mi? Türk sazı. Bağlama. Bağlama. O ne sazı? Doğudan geldi. Doğu? İran tarafından geldi. İran mı? İran'a geldi. Çok güzel saz. Bağlamayı diyorlar. Bağlamayı. Bağlamayı diyor. Yani... Peki niye Türk sanat müziğinde bağlama yok madem Türk müziği? Halk onu çok benimsemiş. Onu halk benimsiyor da şeyde yok, sanat müziğinde yok. Şimdi İran'dan geldi derken Acem sazı zannedilmesin o. Yani İran Pehlevi ailesi gelene kadar o 1930'lara kadar zaten Türkler neydi aslında? Türkler neydi? Şeyler, Kaçağlar, Afşağlar şeyler falan. Türk anadandı bunlar. Selçuk İlyadan itibaren. Doğudan gelmiş bir sazdır o. Doğu Anadolu'da çok evet, var bağlama, evet. Cura. Çok var da şeyde yok, Türk sanat müziğinin içerisinde ama, kullanılmıyor. Hayır. Hani o folklorik saz ama daha doğuya gittiğiniz vakit, yani Özbekistan hatta Çin sınırına falan gittiğiniz vakit, o bizim bugünkü bağlamanın değişik versiyonları. Değişik versiyonlar var. Çok versiyonlar var. O dutar oluyor, setar oluyor, şey falan şekil benziyor. Parmakla falan çalınıyor şimdi, şelt bir şey diyorlar ona. Moda oldu bizde de. Evet, moda oldu. Yapılan bir şey. Mızrapsız, tezenesiz daha doğrusu. Tezenesiz çalma. Ama yani klasik müzik sazlarını şey yapıyorsan, işte kanun olsun, ud olsun bunlar... Ney? Nefesli çalgılar şey yapılıyor yani her yerde vardır. Ama stil olarak kanun ve ud en şeydeki saz, bunlar Arap sazlarıdır. Oradan gelme onlar. Ama mesela Araplarda tambur yoktur. Arap müziğinde tambur yok. Türkiye'den başka bir yer tambur kullanıldığı yok, var mı? Yok. Hayır. Şimdi kullanılıyor. Doğu'da var. Yani şimdi yok. Kullanılıyor Murat. Nerede? Avrupa'da. Ha, Avrupa'da evet. Çok meraklısı var. Geçen gün bir Amerikalı çocuk geldi. Bana dedi demez mi ki sizin kitabınızı aldım dedi. Nerede? Seattle'dan dedi. Seattle'dan. Tambur metodunu Seattle'dan almış. Nereden buldun dedim. Bu aldım dedi. Peki bir dedim ben. İlk metodu Sadun abi yazdı mesela tambur için. Ya o acemiler yani, için sonra tekrar onu ilerlettim. Sonra başkaları da yazdı. Evet. Tabii canım bir tuğla ben koyayım siz de üstüne başka tuğla koyun bir bina çıksın. Ama şey olarak profesyonel icrada sadece Türkiye'ye mahsus bir sazlı başka yerde yoktur. Şekil olarak da. Peki yine Türk sanat müziği ya da klasik Türk musikisi diyelim. Niye dünyaya yayılamamış yani? Efendim, yerel müzikler... O yere mahsusluğu, bu kuraldır. Yerel müzikler evrensel olmaz. Ha, moda için belli bir dönem dinlenir. Mesela şu anda araştırmacılarda bu Endonezya çevresindeki adaların müzikleri çok moda ama onun da modası geçer. İşte Irish müzik. Hayır mesela Beethoven niye vardı, Itri niye yok? O evrensel müziktir. Evet. Ne fark ettirir? Niye Itri evrensel müzik olamamıştır da? Çünkü baktığın zaman o gün Osmanlı egemen bir toplum. Avrupa'da güçlü, ekonomisi güçlü, her yerde var. Bir şeyi unutmamak lazım. Bizim pek üzerinde durmadığımız şeydi. Zaten ben bu klasik Türk musikisi sözüne de karşıyım şahsen.
Bu müzik bir imparatorluk müziğidir. İmparatorluğun üst düzeyinin müziğidir. Açık söyleyeyim yani. Bu Türk müziği halka inmiş müzik değil ama bu son derece normaldir. Peki Beethoven halka mıymıştır? O da orada imparatorluk müziği sayılır. Ama gene halk anlayabilir. Ama bir sonra, bir süre sonra Hacı Arif Bey'le şarkıyla ki evet. Bozulmanın başlangıcı bence Hacı Arif Bey'dir. Arabeskin falan da sorumlusu bence de odur. Ya niye olsun? Ama niye olsun? Basitleştirmiştir abi. Ama şarkı tarzıyla popüler hale getirmiştir. Şarkı daha popüler hale ama getirmiş. Ama şu var imparatorluk müziği ama, ama bayağılık yok. Şeylik yok, düşüş Hacı yok. Hacı Arif de hele Şevki Bey'di, ay. Yok, yani ben şey etmiyorum. Bu Hacı Arif ve Şevki Bey bilhassa birçok şarkısı, hepsi değil tabii, güzel şeyler var ama... Olağanüstü hepsi, değil mi? Kötü bir rakı kokusu geliyor Hacı Arif'te. Rakı kokusu? Rakı kokusu mu geliyor? Hacı... Gelsin canım. Ne var bu, o kadar yani kötü yani bir şey. Niçin takeleyip gittin Hacı Arif? Şimdi çok kişi laf edecek ama... Hani... Ama çok ha. Güzel bir şarkı. Niye beğenmedin sen? Beğenirdin o şarkıyı. Hiç beğenmedim. Ya beğeniyorum yani. Melodik yapıcı sen. Vücud ikliminin sultanın nerede? Güzel şarkı yapma. Öteki nerede? Onu da lütfen söylesene. Çok güzel şarkı. O nerede? Öteki şarkısı. Vücud ikliminin sultanı sensin diyorlar. Hayır. Yo, vezin gider. Sultanısın sen. Efendim canımın cananısın sen. Şey diyordum yani bu imparatorluk müzikleri bütün dünyada böyle de üst seviyeye mahsus. Şöyle ölçmek lazım. Divan edebiyatı var. Divan edebiyat halka inmemiştir. Bu da onun müziği de bu divan musikisidir. Üstümde. Ha mesela Avrupa'yı niye etkilemiş? Dünyaya niye yayılamamış? Etkileme şimdi gene çok laf gelecek. Tek seslidir. Ha. Tek seslidir. Tek sesli bu, ama çok zengin. Ha zengin. Yani tek sesli. Bir de bir şey var bunu göstermez. Niye söylemiyoruz? Ama kural belirgin şudur. Belirgin bir yerde kalmışız. Yerel kalır. Yalnız o değil belirgin bir yerde kalmışız biz. Abi bizim bir Batı musikisi deyince bütün dünyaya bakın. Bütün dünya Batı. Biz bir yerde sıkışıp kalmışız şu kadar bir Türkiye'de. Osmanlı sonradan daraldı. Bitti şu kadar kaldık. Ama Osmanlı geniş olduğu zaman da oralara gitmemiş bu müzik. Yani kalmış İstanbul'da. Var orada. Var tesirleri var. Var şeyleri var yani. Ama bir evrensel müzik olamaz. Çünkü yerel mahalli müzikler evrensel müzik olmaz. Şunu bir anlatsana. Tek sesi nedir şimdi? 20 tane 30 tane saz çalıyor bazen. Niye tek sesli? Ne fark var arasında? O değil. Hepsi aynı müziği çalıyor. Evet. Mesela o. Partisyonlar yok. Partisyon yok. Partisyon yapılabilir. Bizim yapılamaz mı hakikaten? Niye yapılmıyor? Yapıldı daha evvel de yapıldı ama bir olmuyor, Murat da olmuyor. Murat da ona karşı gelmiyor. Şey şu bakımdan. Olmuyor. Yok karşı gelmiyordu. Neden karşı gelmiyor? Şey, mevcut olan şeye siz tatbik ediyorsunuz çok sesli. El alemin eserinden bozuluyorsun. Çok sesli bestelemek lazım. Çok sesli besteleyin. Kardeşim çok sesli besteleyin. Sen İsmail Hakkı Bey'in eserini niye çok sesli yapmak? Tabii günlüğü yapıyorlar. El alemin hayratından ne istiyorsun? Yani. Ama bizim bir müzik hocamız vardı. İlber de benden 10 sene önce aynı hocadan okumuş. Çatlak Muhalla. Dediği şuydu. 900 sene fark var derdi aramızda derdi. İki müzik arasında doğruydu maalesef. Niye 900 sene fark var? Şimdi çok seslileşme yani polifonik yapı çok daha önce başladı. Ne zaman başladı? Çok. Bach. Efendim? Bach daha önce. Baroktan öncesi var mı yani şey? Bach'tan önce tabii. Var yani. Turbadurlarda bile o... 14-15. Yüzyıllarda var mı o zaman? Var değil mi? Trubadurlarda var. Orada bile var çok sesli. Yani ya çünkü ben dinlediğim zaman sanki barokla beraber başlıyor. Yok Bach babası o işin. Gregorian şeyleri vardır. Yani vardır. Çok sesli hareketler başlamıştır. Ha şunu söylemek lazım. Yani bizim müzik tek seslidir diye kötü fakir demek değildir. İkisi apayrı şeydir. Başka şey. Elma ile armudu karıştırmamak lazım. Ama evrensel olmaz çünkü mahalli müziktir. Bunu da artık kabul etmemiz gerekir. Bir de bizim... Sandın ama sen dedin tek sesli olduğu için evrensel olmamıştır diye. Olmaz. Mahalli müzik bir kere bir de tek sesli. Ama bunu bütün dünyada bize seviyorlar. Seviyorlar değil mi? Dinliyorlar. Sanırım değişik müzik gibi dinliyorlar. Tabii değişik yani, müzik. Bizde bazı uçuk insanların işte Tibet müziğinden zevk alması gibi de Türk müziğinden zevk almaları. Ama şimdi onlarda onlara hoş gelen bazı şeyler o küçük olan sesler şimdi kullanılıyor ya. Alındı Murat'a. Tibet müziğini bazen ben de dinliyorum. Evet. Ama odada koyup Tibet müziği dinlemiyorsun akşama kadar. Yok mesela kitap okuyan falan bazen işte böyle enteresan geliyor. Onlar da öyle, onu kastediyorum. Onlar da öyle yapıyorlar. Bazı relax anlarda, gevşem anlarda falan dinliyorlar evet. Tibet'e beraber gittiğimizi almıştık. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Nedir şarkının ismi? Bak, Zeki Müren'le Resam Filili. Avustralya. Resam Filili. Avustralya ve Londra. İki yerde. Zeki Müren'in biletleri, bu bir ölçü değil ama başka bir şey ölçü olacak. Zeki Müren'in biletleri 15 lira, Tom Jones'un biletleri 10 lira.
Ama Türkler gidiyor Zeki Müren'e. Hayır. Bütün ön sıralar ecnebilerinde. Değişik geliyor abi. Ve, yaparlar. Ve büyük alkış. Büyük beğeni. Ayakta alkışladılar. Zeki Müren smokinli mi verdi yoksa? Smokinli. Ha. Elbiselerini de giydi sonra. Değişik abi, elbiseler de giydi. Onlar sonra enteresan geldi. E tabi. Ama dedi, bir şey söylediler. Önüş böyle siz liberace. Hayır. Ben Türkiye'nin dedim Zeki Müren'iyim. O dedi bilmemlerin liberacesi. Peki şeyde Royal Albert Hall'da konser localardan sarktılar. Efendim vardır o yani. Yani şunu demek istiyorum. Enteresan geliyor ve seviliyor. Canım şey dini musikimizi de bütün o şeyde tasavvuf musikimizi de bütün alıyorlar. Şimdi yalnız şu bahsede abi tasavvuf musikisi dinliyor ama semazeni seyrediyor. Müzik hayır müziği dinliyorlar. Olmadan da dinliyor. Efendim bir dediğin gibi senin işte sen Tibet müziği dinliyorsun kitap okurken değişik bir şey arıyorsun. Odur. O değişik bir şey arayışı. Mesela Hasan Cihat Örter falan çok satıyor yurt dışında. O şeyler gibi değil. Hiçbiri. Ben dışarıdaki şeyleri takip ederim. Yalnız şeye, işte vakit, yine vakit de gittim. Tabii çok enteresan mesela geliyor. Mesela videoya falan gittiğim vakit Virgin'e şeye falan ön sahada Türk parçaları yoktu hiçbir zaman. Bir ara çok vardı Murat. Seviyorlar, bir ara seviyorlar vardı. Canım. Yani ne de olsa enteresan geliyor çünkü. Enteresan geliyor ama Sadır abi kütler ama yani çevir. O tabii canım, world müzik yani, formatında pardon o şekilde world müzik formatında satar evet. Evet öyle satar. World müzik olarak dünya müziği olarak satar. Şimdi burada ne oluyor? Dinlemez. Burada ne oluyor? Hayır bu aynı şey canım. Bu öyle burası arası. Ne dinliyoruz burada? Bak kalmadı ki. Tabii. Ne dinliyoruz burada? Abi Zeki Müren dedin de aklıma geldi. Senin Zeki Müren'le çok beraber çalıştık. 16 sene. 16 sene beraber çalıştık Zeki Müren'le. Evet. Tabii. Yaylı mı çaldınız? Yaylı çaldım. Yaylı. Bir iddia vardır. Müzeyyen Senar Türk müziğini bozdu. Zeki Müren ve Bülent Ersoy da o yolu çiğneyerek devam ettiler diye. Katılır mısın buna? Müzeyyen Hanım'a ben bir şey söyledim çok yıl evvel. Bu set üstündeki evinde güzel bir şey hazırladı. Gittik. Oturuyorum. Benim yanımda oturuyordu. Şurada da bir büfe var. Büfenin üstünde gramofon var. Plağını koydu. Eski kaydı. Evet. Pikap mı gramofon mu? Gramofon. Evet evet. Gramofon ya pikap ama yani o eski plaklar. Taş plak. Taş plaklar. Dedim ki bir şey söyleyeceğim dinledikten sonra da birkaç tane dinledik öyle. Güzel miyeceksin ama bana dedim. Hayır güzel miyeceğim dedi. Dedim Müzeyyen'ciğim. Sana artık böyle hitap etmek istiyorum dedim. Müzeyyen abla filan bile demek istemiyorum. Çok seviyorum. Türkiye'yi sallamış. Birçok kişiyi peşinden koşturmuş. Herkes seni taklit etmeye kalkmış. Makara gibi bir gırtlak, ipek gibi bir ses var. Bu sesle mükemmelen okurken senin ihtiyacın var mıydı dedim. Ayvayı ortadan, elmayı ortadan kırmaya, bayılan Fatih hoş geldin demeye, bardağı yemeye, bardak yerde o biliyor musun? Bacağını açmaya, meyhane şarkısı, bilmem meyhaneci şey yapmaya, böyle bir şeye gerek yoktu ki sen zaten fevkaladenin üstündeydin. Haklısın dedi bana. Haklısın dedi ama gücendi herhalde. Yani. Niye? Yanlış değildi. Bu böyle. Sonra Zeki Müren'e de bir gün ama epey geç. Smokinlerle çıktığı zaman filan harika. Sonra elbiselerle çıktığı zaman bir şov gibi karışmıyorum. Ama ben ona dedim ki size bir şey söyleyeceğim sakın gücenmeyin. Size yakışmadı kundurama kundol diye okumak dedim. Bu bir. İkincisi gazinolar bitti dedim. Siz hala gazino peşinde olmayacaktınız. Nevzat'la konuştum dedim Sümer'le. Siz, o da aynı kanaattaydı dedim. Siz ne yapacaktınız? Siyah smokinle. Biz ikimiz baş başa verecektik Nevzat'la. Programı hazırlayıp size sunacaktık. Siz de tasvip ettiğiniz programı onayladıktan sonra, bitirdikten sonra bu işi çıkacağız Saray Sineması'nda.
Atlas sinemasında yahut büyük bir konser salonunda konser vereceğiz. Senede iki defa. Siz gözüne peşine okumayacaksınız. Ve şu 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 şarkıları okumayacaksınız. Niye okudular peki? Para. O ticaretti dedi. Para. Çok ısrar ettiler. İşte bu yanlış. Allah aşkına Zeki Müren'in son 10 senede okuduğu parçalar, şimdi artık bunları söylemek gerekir. Çok kişiyi de kızdıracağım. Bu derece pespaye, kalitesiz, düşük müzik, herkes böyle bir müzik yapmak herkese nasip olmamıştır. Ama eski albümleri çok güzel. Sana söyleyeyim mi? Zeki Müren'in ben eskisini de sevmem, yenisini de sevmem. Ben severim valla. Eski yani şimdi, bir değişik bir icradır, evet. Bir eğlence müziği icrasıdır. Okuduğu klasikleri de eğlence müziği niyetine dinliyorum ben. Bir ciddi müzik değil de Zeki Müren. Hiçbir zaman olmamıştır. Şimdi müzik de biraz eğlenceli olmalı. Hayır, bir sanat tarafı vardır. Hünsar bir ses. Yani erkek baştan itibaren, ilk kayıtlardan itibaren nasıl bir ses? Tuhaf bir ses. Ama bu sesi seven çok oldu. Seven çok var, evet. Gazino hayatında büyük şeyler yaptı. Öyle bir başlangıçla yaptı. Çıkıp böyle bir pespaylıkla bitirmek herkese nasip olmamıştır. İnanılmaz, ben ona artık o kadar ağır bir şey izafe etmek istemem ama yani son yıllarda okuduğu arabeskler, evet, onlar yakışmadı. Yani ucuzun ucuzu arabeskler. Yakışmadı. Olmazdı bunlar. Onlar yakışmadı. Yani ben sen öyle gözümle bir daimle başlamışsın. Ya. Ki Oyca'yı da sevmem, onu da söylüyorum ama okumuşsun onları. Bana bir şey söyledi. Arkasından dedi ki kör olası ben çok arzulardım dedi. Okuyabildiğim kadar okuyayım klasikleri de. Okuyabildiğim kadar ama okuyayım dedi. İsterdim çok dedi. Radyoda da okuyayım isterdim dedi. Ona pek istemediler onun öyle okumasını. Ama dediğim gibi Pespa'ya şeyini lafını ona izafe etmek istemem. Ama şöyle bir şey var. Yani yakışmadı bazı şeyler. Ama Sadun abi son dönemde çok kötü arabeskler okudu. Evet işte onu ben söylüyorum mı? Yani yakışmadı. Yakışmadı. Yani parası mı yoktu rahmetlinin? Oh. Bunları şey yapmıyor. Ne diyor gelin? Kanunun mucidi Farabi'ymiş. Farabi de Türk'müş, öyle diyorlar. Farabi adı üstünde Far yaplıdır. O dönemde milliyetini hiç kimse teşhis edemez. Faryap'tandır. Evet, Türkistan tarafındandır. Türk de olabilir, Hıtay da olabilir. Hatta oraya savaş sonrası giden Araplardan bile olabilir, bilmiyoruz. Fakat ismi Uzluk oğlu şeysi. Evet, Türk olma ihtimali çok yüksektir. Fakat şu sazı şu icat etti, bu sazı bu icat etti diye bir şey söylenmez. Farabi 10. yüzyıl, 10. yüzyıl öncesinde de kanun şeklinde, yani iki paralel tahtaya gerilen tellerden yapılan dünya kadar saz vardır. Saz var, çok saz. Bunlar birbirlerinden etkilenip gelişmiş sazlardır. Yani şu saz şunundur, bu saz bunundur değildir ama tambur bile öyle değil mi? Tambur bile değil ama Farabi'nin mesela Kitab-ı Musikal Kebir'inde tambur Horasani diye bir şeyden anlatılır ki Horasan tamburudur o. Bende resmi bile var. Evet, Horasan tamburudur. Yani Farabi öncesi olan sazlardır bunlar. Ama bizde bir şehir efsaneleri var. Murat, kafanı kırıp içine bakacağım. Nereye sığıyor bunlar? Kaç gigabayt? Anladığını giyiyor. Evet. Bakın ben Murat'ın yüzüne de söylemişimdir. Arkasından da söylerim. Murat'ın bu zekası, bu mahfuzatı bizim tabirimizle, bu birikimi. Onu zor buluyorum. Bu birikimi müthiş, olağan dışıdır. O hiç kimse değil. Muratan Mungan, Kadından Kentler adlı kitabının 7. öyküsünde Türk sanat müziğinin aslında Rum müziği olduğu ve Atatürk tarafından yasaklandığını söylüyor. Efendim, müzik eğer müziğin kökeni Muratan Mungan'ın kitaplarından incelenecekse hiç bunu konuşmayalım. Konuşmayalım ve Mustafa Kemal'e böyle bir şey söylemesinler, çok ayıp. Yasaklandığı var ama yasaklandı ama o sebepten dolayı değil. Niye yasaklandı? Onu bir gün uzun uzun konuşalım. Böyle bir şeyden dolayı değil. Kılık kıyafet. Efendim, devrimler yapılıyor. Her şey o da yasaklanmıştır. Yazı değişmiştir. Ve onun, kıyafet değişmiştir. O da değişmiştir. Mustafa Kemal'in ama o gece değil. Yasaklanma gecesi o şeyde olan hadiseden dolayı ben de yasaklandım. Söyleyeyim. Şeyde. Sarayburnu'nda. Sarayburnu hadisesi. Evet. O Münir-i Mehdi'ye. Bir de şeyi düzeltelim. Her yerde bu konuda yazı yazanlar Münir-i Mehdi'ye diye bir grup geldi Türkiye'ye diyorlar. Ya o kadının ismi Münir-i Mehdi'ye. Şarkıcı, Mısırlı bir şarkıcı.
Efendim Saraybonu'nda şey var. Ne derler, parti değil de konser gibi bir şey var. Evet. Bir Mısırlı ekip geliyor ki Mısır müziğinin en parladığı zamandır o. Şeyden. 30'lu yıllar. Ümmü Gülsün falan olduğu zamanlar. Daha önce. Daha Seyit Derviş dönemi. Sonra. Seyit Derviş asıl kurucusu. Seyit Derviş'in etkisindeki şeydir. Sonra Abdülvahap biraz daha değiştirmiştir onu. Geliyor, kadın gümbür gümbür bir müzik yapıyor ama Arap müziği yaptı. Derken Eyüp Musiki Cemiyeti çıkmış. Şeyse. İşte bir şey çalıyorlar. Öğrenci ama. Zavallı küçük çocuklar. Başlarında Mustafa Sunar. Atatürk şunu çalın diyor. Bilmiyoruz paşam, bir dahaki sefere. Şunu okuyor, bir dahaki sefere. Bir de üstleri kılık kıyafet. Kılık kıyafet, bir de müzik berbat. Amatör koro. Gece kaldırdım diyor. Çünkü o sırada Harf İnkılabı, kılık kıyafet devrimi hepsi yapılmış. Ve zaten onu da tesir etmişler yani. Ama şimdi herkes bizde şunu zanneder. Çünkü okumuyorlar, bakmıyorlar, araştırmıyorlar. Efendim bu müziğin yasaklanması o gece direkt Atatürk'ün verdiği bir karar değil. Değil. Sanayi Nefise Encümeni'nin, evet, yani Güzel Sanatlar Komisyonu'nun uzun bir müddet yaptığı çalışma sonrasında verilen bir karar. Bir de Mustafa Kemal'e tesir etmişler. Bu böyle şey olmaz, bu giyimler ama ne, bu kuşamlar yani ne. Gazete koleksiyonlarına baksalar çıkar onun şeyi. Fakat işte kaç aydı? 7 ay mı 8 ay mı öyle bir şeydir. O da yasaklama da şu. Radyoda çalınmıyor, yoksa dışarıda çalıyor. Dışarıda çalıyor. Serbest, çalıyor, radyoda. Çalıyor. Radyoda çalınmıyor. Sana çok mail var Murat. Diyorlar ki Murat Bardakçı mahalli müzik evrensel olamaz diyor. Olmaz. Napoliten müzik mahalli müziğin ağababasıdır ve evrenseldir. Nerede çalar? Asansörde. Efendim otel lobisinde. Asansör müziği evrensel müzik değildir ki. Olur mu canım yani... Pavarotti falan tabii, bir de Napoliten söylüyorlar. Pavarotti veya... neyle okuyor Napoliten'i? Arkada ne çalıyor? Senfoni çalıyor. Bersi. İşte çok sesli müzik o. Evrensel müziktir. Şimdi mesela niye Pavarotti şeyi okumuyor o zaman Dede Efendi'yi? Yapamazsın ki. Yapamazsın ki. Napoliten'i yapıyorsun ama yerel. Aynı şey değil ki. Melodik yapısı her şey farklı. Çok farklı. Her şey yapamazsın onu. Ses cinsi olsa 150 senede ödeniyorlar onu yapmayı. Gırtlağı bile ona uymaz. Yapamazlar. Olmaz ki. Napolitan o perdelere ki, alışık değiller. Napoliten dediği, daha sadece Napoliten değil birçok örneği vardır onun. Şansonlar da var. Şimdi yine sana. İkinize birden bu aslında. Kusura bakmasınlar ama doğru demiyorlar. Evrenselliğin tek seslilikle ve yerellikle alakası yoktur. Mesela Bach da aslında yerel müziktir. Ne da yerel? Bütün formlar Gig, Kurant, Alman, Sarabant, Alman yerel müzik formlarıdır. Bach'tan 300 sene önceki yerel formlardır. Eğer Bach da yerel müzikse... Hayır, yani yerelden evrensel olunabilir demek istiyor. Bizden niye o zaman Bach çıkmamıştır? Yani... Ama şey yapalım yani... yerel olduğu için evrensel olmadı demedim. Evrensel müzikler, yerel müzikler... yerel müzikler evrensel olmaz dedim. Olmaz. Napoliten'i de pek yerel müzik olarak almamak lazım. Napoliten daha sonra... operanın bazı şeylerine de mesela girmiştir. Tesir etmiş bir şeydir. İtalyan operasında Napoli'nin etkisi vardır. Napoli'nin yani bunun birçok şeyleri vardır. 9. senfonide Türk müziğinden alıntılar yoktur vardır efendim diye böyle bir... Hayır vayet. Efendim, o dedikleri şey Beethoven'ın Ruins of Athens harabeleri, Atina harabeleri evet kısmındaki şeydi. Oradan yoktur. 9. senfonide yok mu? Şey yoktur, hayır. Hayır. O dönemde Avrupa'da Türk yok ki. Mozart'ın o meşhur Türk Barışı şeyinde vardır. O da yani olan da Türk melodisi falan değildir, ritmi vardır. Ritmi var, bir de o hani alışıla gelen bir nihavent gibi filan evet, geliyor. Evet, o da yani şey değildir. Alışıla gelen nihavent. Ama Saraydan Kız Kaçırma da var mı böyle Türk eserleri? Yok. Hayır. Ama şu var. Mesela Rossini'nin La Cenerentola, Külkediz operasında Türkçeliği yani vardır. Ama bu nedir? Yani Türklerden etkilendi, bu müziğe hayran oldu, bayıldı, öldü, bitti, hadi ben de bu melodiyi koyayım dedi. Değil. Moda. Bir şey hoşuna gitti. O zaman işte Türk Sefiri'ye gitmiş Paris'e, sarık sarıyor, türban modası başlıyor. Bu onun gibi. Şark modası başlıyor. Hadi evet, bir, evet, evet. Yani oriental moda yani. Oriental yani kullandıkları yani teknik şeyi söyleyeyim. Artık ikili aralığına bayıldı. Augmented second dediler, ona bayıldılar, odur. Hicaz şeyi falan odur. Yoksa Türkçe'ni koyalım falan demezler. Şimdi birisi de diyor ki sizin görüşünüze destek ama farklı bir destek. Müziğin evrensel olabilmesi için partisyonun dünyanın herhangi bir müzisyeni ve veya orkestrasının önüne konduğunda doğru izleyerek çalabilmeleri evet, lazımdır. Türk müziğini herhangi bir orkestra notasına bakarak çalamaz. Çalamaz bir partisyon yoktur ki. Partisyon değil de orijinali koysun. Herkese, çalamaz. Hepsi aynısını çalamazlar.
Niye çalamazlar? Tavır meselesi, tavır meselesi. Tavır meselesi bir akort meselesi ayrı. Akort tutmaz olan bambaşka bir şeydir. Peki bir de bu sende bir acayip notalar var. Nota da değil. Nedir o? Ne o? Müzik yazmış adam ama bildiğimiz notalarla değil. Ha şey, Hamparsum notaları. Hamparsum notaları. Abi de var onlardan. Oo. Hamparsum nedir? Hamparsum Limoncuyan isimli bir... Ermeni bestekisi. Evet. Müzisyeni. Önemli, çok önemli bir Ermeni kilisesi müzisyeni. Mesela bizde hep... Üçüncü Selim'e yapıldı falan filan diyor. Hayır, birinci Abdülhamit'tir asıl şeyleri. Yaşılık yılı üçüncü Selim zamanıdır. Çünkü şimdi efendim Rum ve Ermeni müziğinde bin küsur sene öncesinden itibaren nota var. Bizde yok. Bizde yok. Türk bizde yoktur. Hoca talebe ilişkisiyle gitmiştir. Meşk suretiyle. Hoca okur, talebe meşk eder. Ezberler. O şekilde gider. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren ve 20. yüzyılda yani Sadun Abubakar haddim değil bunu söylemek ama. Estağfurullah, istirham ederim. Bunlar notayı alınmaya başlamıştı. Hayır, bir de daha evvelden epçetler mepçetler çıkmış. Bunlar nota olmamış. Epçetten yani. Çalınacak bir şey yok. Hiç, yani 50 tane parçayı geçmez. Hiç. Bizde yoktu. Fakat bu şey zamanında Ermenilerle Rumlar da var. Rumlarda Bizans sistemi var. Ermenilerin eski haz notasyonu. Yani klasik bir Ermeni nota sistemidir. Buradan başlıyor. Bu, evet. Şey tarafından, Hamparsum tarafından bu modernize edilmiştir. Çok basitleştirilmiştir. Adam Ermeni ilahilerini yazıyor, kilise müziklerini, literatürü notaya alıyor. Arada birkaç yüz tane Türk parçası da yazmıştır. O zaman çalınan parçaları notaya almıştır. Ve o nota tutulmuştur. Yani neden? Çünkü kaybolmaktan kurtarmış birçok şeyleri. Yani ben nota kağıdı bulamadım. Giden basınma yazıyorum şeyi. Tabii. Çünkü portaya ihtiyaç göstermiyor. Düz kağıda yazıyorsun. Düz kağıda yazıyorsun. Bayağı yazı gibi yazıyorsun. Tabii yazı gibi yazıyorsun. Sol ve mersi bomarı git yani. Onların işaretleri var. İşaretleri var. Odur, Hamparsum'udur. Peki mesela bugün Türkiye'de Hamparsum'u okuyabilecek fazla müzisyen var mı? Vallahi birkaç kişi var. Ve meraklı olanlar var. Örneğin Niyazi. Kulakları çıkmasın çok iyi bilir. Ben bilirim. Yalnız bir işareti Hamparsum var. Evet. Onu bilen az kaldı. 2-3 kişiyi. Yok. Sen mi bilirsin? O çok zor. Onu bilirim. İşareti yok onun. İşaretsiz. Ama o da şeyden ritim kalıplarından anlarsınız. Evet. Bana var meraklıları var. Öğrenmek evet. İsteyenler var. İşaretsiz maalesef pek kalmadı. Yok yani. Artık o bitti. Evet. Odur. Birisi de bütün sazların Türk sazı olduğunu aslında yollamış. Piyano da bizim, keman da bizim, ork diyorum. Da bizim. Piyanoyu iki hata bağlayıp ortasından getirmişiz. İki hata ortasına bir sofa bağlayıp üstüne getirmişiz. Ya ikinci Dünya Savaşı'nda Polonya işgal edildiğinde... Almanlar gittiği vakit Varşova'yı terk ederlerken o meşhur bir orman katliamı vardır ya, binlerce şey öldürülmüştür falan filan. Halk da sığınıyor oraya. Ormanda ne var en çok biliyor musun? Hı. Tencere, tava, bilmem ne, elbise falan değil. Piyano, piyano. Adamlar piyanolarını götürmüşler. İşte aradaki fark bu. Yani piyano müziği var, bir de şey müziği var böyle. Ama hiçbir şekilde, tekrar söyleyeyim, küçümsemek değildir bu. Tabii. Ama mahalli müziktir. Mahalli müzik olduğunu kabul edelim. Ve son yıllarda Türkiye'de tuhaf bir moda başladı. Bütün müzisyenlerimiz, gençler maşallah misyoner. Musikimizi sevdireceğiz. Sana ne ya? Seven seven, sevmeyen sevmez. Otur sen müziğini yap. Hayır, sevsin, sevdirmek için uğraşınız. Tamam. Niye uğraşsın efendim? Peki, yani isteyen dinler. Çalışsınlar, yapsınlar. Avrupa'ya gitsinler, Amerika'ya gitsinler. Nereye giderse gitsinler. Sevdirmeye çalışsınlar. Ben o taraflıyım. Yani biz ama Sadun abicim şunu bile yapamadık. Bir Ravi Shankar, o pentatonik hip müziğinden... Dünya çapında bir müzik yarattı. Menuhin'le beraber. Şu bu falan. Evet. Biz bunu bile yapalım. İşte bunu yapmaya çalışsınlar. Çok kıymetli böyle gençler bakıyoruz, var. Böyle bakıyoruz. Ha işte yok. Peki şey de çıkaramadık. Yani çıkaramadık lafı doğru mu? Yani şey, bizim bestecilerimizden işte bu batı müziği formunda yazanlar var. Evet. Onları ben dinleyemiyorum. Çok fena geliyor bana. Ben mi yaralıyorum bilmiyorum ama kötü geliyor bana. Ama söyleyin efendim Allah aşkına. Yani şimdi mesela Adnan Saygun diyorlar. Dinleyemiyorum ya. Bende mi ayıp var? Ben mi müzik anlamıyorum? Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda, ilk yıllarında Türkiye buğday ihraç eden bir memleketti. Yani gelirini bundan kazanıyor. Buğday, arpa bilmem ne satıyor. Fakat bu fakirliğe rağmen dışarıya öğrenciler göndermiştir. Müzik tahsili yapsınlar diye. Kendilerinin, annelerinin, babalarının, dedelerinin, cedlerinin yaptığı müziği küçümsediler. Biz yepyeni bir musiki inkılabı yaptık, yeni bir müzik yaratacağız diye geldiler. Ve şunu söylüyorum ben, bunların hepsi maalesef mecburi hizmet bestekarı olmuştur. Devlet bunları Busmer'de okuttu, karşılığında gelip beste yaptılar. O müzik tutmaz. Bir,
İkincisi öteki adamın bin küsur senedir kendi icra ettiği müzik. Gidip orada bilmem kaç sene eğitimle bu müziği yapamazsın burada. Bugün ben bunu yazdım da söyledim de bir sürü tepki aldım. Bana bir tek şey göstersinler. Dünyanın önemli konser salonlarında devlet sanatçısı unvanı o tuhaf bir şey diyor ya bizde. Onu taşıyan Türk kadrolu müzisyenlerin konserlerinin dışında devamlı çalışan, çalınan bir tek Türk meselesi göstersinler. Yoktur. Hiçbir büyük müzik marketinde ön sıralarda Türk bestecilerin eserleri yoktu. Çünkü kötü. Klasik batı müziği. Klasik batı müziğini kastediyorum. Efendim. Ön söylediği arka sıralarda yok. Biraz evvel kötü. Söylediğimiz bir laf var. O önemli. Küçümsediler. Küçümsediler. Bakın. Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu. Beğenen var, beğenmeyen var. O mühim değil. Ankara'da konser verecek. Evet. Dünya çapında bir kemancı. Söyleyelim efendim ismini saklamayız. Talat Halman 12 Mart zamanında Nihat Erim'in Başbakanlığı Kültür Bakanı'ydı. Ankara'da devlet konser salonunda, evet. Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın salonunda bir ıtri gecesi yapılması talimatı verdi. İsmail Bağa Sürersen'e, rahmetli İsmail Bağa Bey'e. Nevzat Bey götürdü koroyu buradan. Olmadı, konser olmadı. Bir dakika. İsmail Bey yapacaktı. Ne dediler? Eğer burada Türk musikisi çalınırsa tek ben bir daha... Tek sesli müzik. Tek sesli müziktir o. Türk müziği burada çalınacak olursa ben bir daha burada keman çalmam. Kimdi de bu? Söyleyen Sunakan'dı. Sunakan. Devlet sanatçılığı unvanımı iade ederim dedi. Niye? Küçümsendi bu müzik. Ve konser iptal edildi. Talat Arman'ın bakanlığı gitti. Böyle bir şey olur mu ya? Bu müziği küçümsen... Ne demek? O kadar zengin, o kadar zengin ki... Materyali o kadar zengin ki. Onu da dinleyin, onu da dinleyin. Yani ben... Ne olabilir? De ki yani beğenmiyorsun, sevmiyorsun. Salona siniyor mu kokusu da? İşte... Evet. Atatürk Türkiye'sinde saray müziği yapılamaz dedi. Sene 1971 mi 72 mi neydi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Saray müziği de değil üstelik. Öyle de demeyelim ona da. Asa saray müziği abi. Demeyelim. Hiç ben onu kabul etmiyorum. Kötü bir şey değil ki o. Divan edebiyatı kötü mü? Ne, hayır, divan edebiyatı aşığıyım. Ama ben seviyorum. Ha bir de şu var Fatih Bey. Ben İspanyolca bilmiyorum. Almanca bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. Mükemmelen o bayılıyorum o çalıyorum. Müziğini dinliyorum çünkü. Diyorum evet. Çocuğum sen de müziğini dinle. Sözlerini anlamıyorum. Müziğini dinle. İngilizce biliyor musun? Hayır. Almanca biliyor musun? Hayır. Enesini seviyorsun. Hoşuma gidiyor. Bunu evet. Da müziğini dinle. Bak neler bulacaksın. Bir de bu küçümseme meselesinde şeyler yapıldı. Türkiye'ye dönüşten sonra bizim... Ya ne güzel dedikodu yapacaktık neler konuşuyoruz ha. Zeki Müren'i çekiştirecektik, Bülent Ersoy'u çekiştirecektik. Nesini çekiştirelim bunların canım? Ha? Nesini çekiştirelim? Bir sürü gırgır şeyler var. Yani, nedir söyle türküleri bakayım. Türküleri çok sesli yaptılar ya. Korkunç çirkin şeylerdi. Hani çok sesli konular falan. Üstüne durma olur onlar. Efendim? Çok güzel, çok. Türküleri çok sesli yaptılar. Şeyi soracaklar. Dere geliyor o dere diye dört sesli cii diye bir şey böyle. Bu modern Türk müziğiymiş. Ne? Dere geliyor dere. Buyurun bakalım ne? Çok bırakın konu. Dereyi siz. Ne soracaktınız? Abi Bülent Ersoy'u soracak. Nesini soracaksınız? Çocukluğunu. Evet. Çünkü siz çok yakın tanıyorsunuz Bülent Ersoy'u. Babası, ailesi. Annesi benim arkadaşım geldi Ermenli. Bu da elimize doğdu Bülent Ersoy. Nasıl bir çocuktu? Yani neden soruyorum şimdi? Bülent Ersoy'a bugün baktığın zaman zarif görünmeye çalışan bir... ama aslında çok da zarif olmayan, zaman zaman böyle kabalaşan bir insan görüyor. Fakat aslında gençliğini hatırladığın zaman Bülent Ersoy'un ilk çıktığı zamanları çok çok... Beyefendi bir adamdı. Efendim, ben şöyle bir yani, şey söyleyeyim. Yani çok beyefendi bir adamdan zarif olmaya çalışan ama sanki o kadar da zarif olmayan bir hanımefendi çıktı diyeyim. Yani merak ediyorum geçmişim nasıl oldu? Niye şimdi, böyle değişti? Bu çocuk bizim elimize doğdu hakikaten. Biz bayram ettik. O yel derminli arkadaşlar. Efendim, çok iyi, her şey güzel. Aradan yıllar geçti. Tabii ben yerimi değiştirdim. İstanbul'a geldim, memnun ettim. O da büyüdü herhalde. Günlerden bir gün bebek Maxim ki yandı orası. İstanbul dediği bu sahil. Bu tarafı diyor eski İstanbul evet. Şeyle. İstanbul dediği burası. Karşı kıyıdan bu kıyıya. Burası İstanbul. Tel değiştiriyorum sözüme. Değiştirdim kontrol ettim falan. Maxim'de kaldım. Çünkü paslanmış gibi oluyordu. Rahatsız oluyordum. Bebek Maxim ne dedi tam yeri? Bebek Maxim. Bebek Belediye sahil dedi. Bebek Maxim. Hayır bebek tam karşısında. Ha karşısında solda. Yukarıdaydı evet tamam. Solda. Atladım. Caddede. Bir arkamı döndüm. Bir hanım, bir de genç bir çocuk. Aa Necla merhaba filan. Merhaba. Hayrola ya. Bu Bülent. Aa maşallah ya bu kadar büyüdü mü? Evet.
Fahri Bey çağırdı. Fahri Bey kim? Fahrettin Aslan. Fahrettin Aslan. Dinleyecek. Çok güzel. Hakikaten çıktı o gece. Okudu. Çok da... Sahneye çıktı. Evet. Seyirciyle. Evet. Çok da güzel okudu. Gülşen'de yine elini eyledi bülbül diye başladı hatta. Biliyorum. Onu da hatırlıyorum. Efendim okudu. Güzel. O sezon öylece biraz çalıştık onunla. Sonra ben ayrıldım oradan. Bir daha da çalışmak nasip olmadı. Ama sonradan Bülent orada çok derli toplu okuyordu. Yani düzgün okudu orada, Allah'ı var. Sonra niye değiştirdi okuyuş tarzını? Niye bazı şeylere merak sardı o çirkin okuyuş tarzına? Ben öyle, yani beğenmiyorum o okuyuş tarzını. O okuyuş tarzını ben beğenmiyorum. Beğenenlere de hiç kusur bulmuyorum. Herkesin zevki ayrı. Bana göre değil. O bu kadar bağırmaya gerek yok. Bu kadar şey, bilmiyorum, bu kadar alayişe gerek yok. Bilemiyorum yani. Onu ben bilemiyorum ama çok iyiydi. Ben hep aynı şekilde devam edecek zannettim. Sonradan cinsiyet değiştirmiş olsa dahi aynı şekilde devam edecek zannettim. Cinsiyetin neydi işte? Sesini koruyabilmek için mi? Kasrat o. Vallahi onu bilemiyorum. Cinsiyetimi ne? Onu bilemiyorum. Ama sonra değiştirdi. Kastrat o yaşta o olunmaz ki o şey. Çocukken olur olmaz kastrat o şeyi. Kaç yaşında olur? 13-14 değil mi? Blue'dan önce olması lazım herhalde. Blue'dan önce de kastratlar. Bilemiyorum ben. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama yazık yani o şekilde bir okuyuşa sahip olmak yazık. Neden? Lüzum yoktu. O el ayağı düzgün okuyorsunuz. Ve çok güzel para kazanıyordu. Evet. Yani para için bu kadar şey değiştirmeye, jar değiştirmeye de gerek yoktu bence. Güzel kazanıyordu. Her şey iyiydi. Hmm. Sonra ne oldu bilmiyorum. Evet. Siz okulda kaç para alıyorsunuz? Okulda kaç para alıyor? Hala ders veriyorsunuz değil mi abi? Nasıl? Dersler sürüyor hala. Efendim şimdi bakın. Çünkü hatırlıyorum sizi ve daha pek çok önemli ismi zorla emekli ettiler. 17 kişi. 17 kişi. Tutun ki bu 70 kişi olsun. Türkiye 70 veya bir kişi olsun. Bir kişi ama bakın. Milyonda bir kişiye düşeriz. Bizim paramız mı çok geldi? Türk devletine. Kaç para alıyoruz? O zaman 1,5 milyar lira alıyorduk. 1500 lira yani. 1,5 milyar o zaman. YTL çıkmadan evvel. Bugün 1500 lira. Bugün 1500 lira. Bugünün 1500 lirası. Evet. Şimdi ne alıyorum biliyor musunuz? 60 sene sonra bana ama böyle... Şimdi ders başı para alıyorsunuz ders değil mi? Ders başı, saat başı. Ders saati. Ders saati ücret başı. Alıyoruz. Efendim... Kaç lira? Söyleyeceğim efendim. Akademik kariyeri olan kişiler 7 lira brüt, 5 lira net. Ders başına mı? Evet. Benim 7 akademik... milyon yani eski. Evet. 7 lira. 7 lira. Benim, bütün gün ders versin 8 saat benim, kaç lira ediyor? Akademik kariyerim yok. Yani profesörlük unvanım olmadığı için. Size vermediler o unvanı. Hayır. Ama 24 tane kitap yayınlamışım. Yeni bir Şevki Bey yayınlamışım. Şimdi 28 tane fasıl var. Sırada hazır. Mühim değil onlar. Onlar profesörlüğe girmez. Yüksek tahsilim yok. Neden? Ben tıp okumadım ki. Ben hukuk okumadım ki. Ben yüksek ticaret okumadım ki. Ben herhalde bir şey yüksek ticaret okusaydınız müzik profesörü olabilecek miydiniz? Olurdum. Yani? Evet. Keşke okusaydınız yüksek ticaret. Ben musikiye aşıktım. Ben tamburun peşinde koşuyordum. İzzettin Bey'in peşinde koşuyordum. İşte oh olsun. Oh olsun. Ona vaktim yoktu. Ona vaktim yoktu. Peki yazdıklarım ne olacak Fatih Bey? Onlar... Abi yüksek ticaret mezunu olmayan iyi yazamaz. Ben size doğrudur, söyleyeyim. Haklısınız. Yüksek ticaret, hukuk, tıp, efendim ne aklınıza gelirse. Neyse. Şimdi sizin ne kadar ücretiniz? Şimdi benim akademik kariyerim olmak merak ediyorum için ben de. 5 lira brüt, 3,5 Türk lirası ücret alıyorum. Abisi yani siz de hiç çok ayıp ediyorsunuz. Bak 5 lira brüt saat evet. Başı. Günde 8 saat çalışsanız 40 lira eder. 30 gün çalışsanız 1200 lira eder. 300 lira düşüş için bu her yapılır mı? Her gün 8 saat mi çalışıyorum zannediyorsunuz?
Aylık ücretim, bakıyorum arada bir gidip dakikası, alayım. Ders 40 gidip. Dakika değil mi Sadun abi? Ders 40 dakika. 3,5 yani dakikası 8 kuruşa falan. Hayı daha ucuz. Daha ucuza daha geliyor ucuz. Canım. Bir ikincisi, yekûna bakıyorsunuz lira. Ay sonunda 160 lira, 130 lira. Biz oraya para için gitmiyoruz. Biliyorum. Kahveye gitmem. Yol paranızı karşılamaz zaten. Karşılamaz. Bu. Arabamla gidiyorum, orada yemek yiyorum, sohbet ediyorsun. Ama ideal uğruna gidiyoruz, inanın. Biz Nevzat Atlı ve ben, biz onu beni bırakmıyor, ben onu bırakmıyorum. Ama Nevzat Atlı profesör. Evet. O iyi para alıyor. İyi tabii, 7 işte lira. 7 lira brüt, 5 lira net. Ama onun bir de muayenesi var, doktor aynı zamanda. Hayır, yok. Yapıyor mu hala herhalde? Yok canım, yok canım. 1000 sene oldu onu kapatalı. Neyse. Nevzat Bey kaç yaşındaki abi, 1000 sene oldu bırakalı? 85'e geldi. Oldu mu? Tabii. Maşallah 83, dinç ama. 83, 84. Değil mi dinç? Ben sonra... Evet, dinç maşallah. Çok zamandır görmedim ben. Bir şey söyleyeyim size. Biz oradaki çocuklarımızı ihmal etmemek için gidiyoruz. Çünkü gelmiş son senesi Murat'cığım. Yani 8. yarı yıl. Bitirecek. Bırakırsam hoca yok. Sadun abi tamam da yalnız şimdi o konulara pek girmek istemiyorum ama yani... Şimdi yine birilerine sallayacak. Bu o konulara pek girmek istiyorum şey dediği anda birisi gitti. Tabur öğreten hoca yok. Repertuvar öğreten yok. Hiçbir şey yok. En önemli, en meşhur parçaları öğrenciler maalesef bilmiyorlar. Ve kusura bakmayın, isim vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. Vermeyeyim. Yani bir... Neyse, hiç girmeyeyim o konuda çünkü kendimi tutamayacağım, bir şey yapmıyorum. Şimdi bak, eğer... Bugün Türkiye'de Türk müziğini kurtardı, etti, korudu, yüceltti bilmem ne denilen birçok kişi bu müziğin canını okumuşlardır, öldürmüşlerdir, dinamizmini yok etmişlerdir. Devlet koruları adı altında. Şimdi bir bak, böyle koruları... mıymıntı, uyuşuk bir şey. Yok ben o Sadun abi bundan 50 sene önce sahnede nereden okuyordu erkekler? Yerinden okuyorlar. Şimdi nereden okuyorlar efendim? Evet, ses kalmadı çünkü. Niye ses kalmadı? Niye? Eskiler çalışıyordu. Şimdi ne demek ses gitmez ki? Gitti gitti gitti. Hayır, ses gitmez. Gitti. Vallahi devlet korosu adı altında bir mıymıntı, şimdi bak, uyuşuk. Yok ben o kanaatta değilim. Şimdi, temposuz, berbat bir müziği verdi. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o kanaatta değilim. Ben o kanaatta değilim. Şimdi ritim ne olursa olsun, yani temposu ne olursa olsun çok şey kazandırılmıştır. Hiçbir şey kazandırılmadı. Bence kazandırıldı. Hem de devlet korosu benliği aldım kaçaktan okuyor. Bunu mu okur? Bir dakika müsaade edin. Münih Nurettin, hayatım, sen icra ayetinde ne program yaptıysa 50 senede aynı şeyi okuyorlar. Münir Bey'in yaptığı çok, çok daha kötü şeyi okuyorlar. Şimdi neler okunmadı ki canım? Neler okunmadı ki? O kadarını inkar edemeyiz. Neler okunmadı ki? Bütün dede efendiler şunlar, bütün yani, o triler mi okunmadı? Dede mi okunmadı? Efendim, kazasker mi okunmadı? Okumak var, okumak var. Şimdi, şimdi Murat'ın şeyi mesela. Beğeni, pardon, beğeni değişik. Beğendi, müzik müzik de abi Sadun abi dizini müzik, iyi bilirsiniz. Ben müziği beğeniyorum, sen beğenmiyorsun. O biri beğeniyor, ben beğenmiyorum. Niye? Ben sizin 50 sene önce yaptığınız müziği dinliyorum. Bugünkünü ben dinleyemiyorum. Aha, dinleyemiyorsunuz. Tamam. Bir uğultu. Şimdi siz sana... söylediniz 1950'de. Evet. Selahattin Beyler çalarken nereden okuyordu erkekler? Yerinden okuyordu. Mersi. Tabii. Mesela peki okuyordu. Yerinden okumak ne demek? Yani herkes istediği yerden okuyamaz mı sesine göre? Eser hangi parçadan, olan... hangi tondan bestelendiyse oradan, bestecisi oradan istiyor. Şimdi mesela sen Yaprağı cumartesi akşamları yerinden okutuyorsun. Mesela kulak değişmiş herhalde insanlarda. Şimdi yalnız kulak değişmişti, bir de genetik yapı bozuldu. Ha yok şimdi mesela Murat'ın Yaprak... 21 yaşında. Kim? Sizin okuldan Yaprak. 20 yaşında kız. Benim programda okuyor. 20 okuyor. Yaşında. Ama mesela ben çok eleştiri duyuyorum. Niye eleştiriyorum? Diyorlar ki ya çok aşağıdan bağırıyor. Okuyor diyorlar. Aşağıdan pardon çok yukarıdan okuyor diyorlar. O da okudu. Şimdi çok yukarıdan çünkü şu anda öyle okuyan yok. Demek yok. Zevk de ya okuyabilen var. Evet. Ama zevk değişmiş. Şimdi mesela öbürüne alışmış kulaklar. Devlet koroları maalesef TRT son yıllarda 70 sonrasında TRT ve devlet koroları Türk müziğinin zevkini tavrını mahvetmişlerdir. Ve çok daha kötü bir şey yaptılar. Özellikle korolar. Kusura bakmayın. Bunu siz de kabul edersiniz. Sağcıysan Türk müziği dinlensin, solcu, laiksen, Atatürkçüsen Batı müziği dinlensin. Böyle saçma şey olmaz. Kim diyor bunu ki? Bu hale geldi. Yok. Devlet koroları bugün Türkiye'de Musa Kıymız bilmem ne falan filan bir ideoloji sembolü haline getirildi. Yok öyle, öyle şeyler olmaz. Hiçbir yerde yoktur. Kim var bugün devlet korolarında bilmiyorum nedir neyin. Hayır, koroyu kastetmiyorum. O müziği dinleyenler. Tabii ideoloji vasıtası haline geldi. Yanlış. Şimdi yanlış tabii. Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu Nevzat Bey kurmuştur.
ve Nevzat Bey'in bunu yapması çok büyük bir yenilik getirmiştir şu bakımdan. Tabii musikiyi öldürmüştür efendim. Ya bir dakika, hayır, sana göre öyle, bana göre öyle değil. Sadır abi, en güzel günlerini yaşadınız siz. Bir dakika, bir dakika müsaade buyur. Şimdi çok kişi çok güzel şeyler okudu, çok güzel sesler kazandırıldı, çok güzel korolar. Sonradan her tarafta korolar açıldı, bilmem ne edildi, biraz hani değişti iş belki de. Ama ritim kullanılmaması bence suç değil. Olabilir ritim kullanması. Mesut Bey de kullanmadı. Ritimli kayıtları var. Sonra vazgeçtir. Ritimlisi de var, ritimsiz de var. Yok, efendim? Ritimsiz kaydı çok. Ritimli. Ben de çaldım. Şimdi pardon. Bak konumuz o değil. Şimdi bir de bir şu var. Oraya o kadar yüklenme. Çünkü çok kişi orada çok kazandı. Çok şeyler kazandı. Madde olarak değil yalnız. Manevi olarak da çok şey kazandı. Ama bunun dışında Türk musikisini şöyle oldu, böyle oldu diye ben düşünemem. Klasik Türk musikisinin yaşaması için Murat şeyle ilgili çok mail geliyor. Yani bu evrensellik meselesinde senin yerel evrensel olmaz lafına çok... Diyor ki mesela Civan Gasparyan dünyanın en önemli senfoni orkestrasıyla çaldı. Evrensel müzik yapmadık ki, o eğlence müziği. Yani hafif müziktir işte. Aynı şey Civan Gasparyan'ı dinleyenler duydukları takdirde Türk müziğini de dinlerler. Yani Civan Gasparyan'ı bir senfonik müzik olarak dinlemiyor. Doğru, Zülfü Livaneli de senfonik olarak yani, dinlendi sağda solda. Çalanlar biraz zorlandı ama. Evet. Çalanlar zorlandı. Bir de Zülfü Livaneli'nin sesi berbat bir sestir yani. Bana göre bilmiyorum. Yanılıyor muyum? Siz üstadımız, estağfurullah. Yani kötü şeyleri hep bana söylüyorsunuz. Siz abi size estağfurullah. Ya Nevzat abi, bir şey soracağım. Deminden beri satışı. Polonezler yerel midir, evrensel midir? Evrenseldir. Ama Polonez yerel sonuçta baktığın evet. Zaman. Efendim ama ne zaman? Murat sen de mağlubiyeti kabul etmiyorsun abicim yani. Bu olmaz ki bu da. Polonez yereldir abi. Yereldir. Yereldi. Adı evrenseldir. Tamam o ama demek ki yereldir, evrensel olabiliyor. O takdirde Türk musikide evrensel efendim, olabilir. Efendim Polonez'i nasıl yapıyor Chopin'in şeyi? Piyano'da yapıyor adam onu. Evet. Şeyde. Ne yapacaklar bizde? Zeybek. Kim yaptı? Horonlar. Adnan Saygun'un şeyi var. Horonları çok seslendirmiş. Hadi işte. Aa, onlara lüzum yok. Yeniden bestelesinler. Yeniden besteliyorlar. Ama olmaz. Bir kısa ara daha vereceğim. Evrensel şeyine karşı olanlar şeyini söyleyeyim. 1932 yılında o zamanki Vakit gazetesinde bu Türk müziğinin 31-32 yılında yasak sonrasında tekrar bir yasak koyma çalışması vardır. Orada Milli Musikiyle Niçin İptidaidir adı altında Mahmut Rakıp'ın bir dizisi ve Peyami Safa'nın çok uzun süren bir röportaj serisi vardır. Onu okusunlar, ondan sonra evrensel mi diye bir şey yapsınlar. Ya Türkiye bunları 75 sene önce tartıştı. Onları bilmeden bugün yine tartıştı. Birisi bir not yollamış, doğru mudur acaba? Evet, tartışılmamalı aslında. Evet. Yahudi Menuhin Türkiye'de konsere gelmiş yıllar önce. Hı hı. Geçen de yine geldi ve kimsenin haberi olmadı biliyorsun yani. Kim o değil, o değil. O şey o. Menuhin'i diyor. Kemancı pardon. Kemancı kim geldi? Şey geldi. Öteki kemancı. İsmini unuttum. Ben de. Neyse. Yehudi Menuhin Türkiye'ye konsere gelmiş. Havaalanında gazeteye gitmişler. Demişler ki işte Sunakan'ı Güler Aykar'ı tanıyor musun falan filan gibi böyle bir takım sorular sormuşlar. Yehudi Menuhin de demiş ki iddia o ki onları tanımam ama Necdet Yaşar'ı tanırım. O doğrudur. Çünkü Seattle'da Necdet Yaşar'la beraber galiba bir beraber olmuşlar, tanışmışlar. Odur. Ama bu hadise Necdet Yaşar'ı tanıması doğrudur. Ama böyle bir konuşma olduğuna ben inanmıyorum. Yani. Palavra yani. Ya işte çok şehir efsanesi. Her şey efsane. Canım yani Yahudi Menü'nün Türk müziğini dinlemiş. Reisi asıl müzik bu. 60 senede boşuna müzik yapmışım demiş. Öyle saçmış oldu. Sana komik bir hikaye verdim. Tercüman gazetesi Kemal Ilıcak Yahudi lafını yasaklamış şeyde. Demiş ki nasıl Yahudi demeyeceksiniz, Musevi diyeceksiniz. Gazetede haber çekmiş. Musevi Menü'nün. İran Başbakanı vardı Hüseyin Musevi. Aha. Ayıp oluyor dediler. Hüseyin Musavi yapmıştık biz evet. 80'li yıllarda. Kısa bir reklam arası değerli izleyiciler, sonra devam edeceğiz. İnsan ihtiyarlayınca alıngan mı oluyor? Niye? Kim alındı? Ben alındım. Niye? Ya Habertürk ödül almış, çok güzel bir şey. Yılın televizyon kanalı seçilmiş. Hmm. Radyo televizyon gazetelerinin tarafından. Bizim görüntümüz yok.
Vallahi alındım. Yaşlılıktan mı dersiniz? Yok canım. Değil mi? Çok gençsiniz. Huysuzluktan mı? Yok, çok gençsiniz. Öyle münasip görmüşlerdir deyin. Canları sağ olsun, önemli değil. Biz zaten burada keyif için program yapıyoruz. Keyifle program yapıyoruz. Evet. Murat Bey bizi ilmiyle irşad ediyor. Estağfurullah. Yani Mustafa Nafiz'den bahsettiniz abi. Ama konuşmasıyla ne olur? Mustafa onu, Nafiz Fatih. Ben tanımıyorum. Onu çok Mustafa Nafiz'e özel olarak çok anlatırım. Çok önemli bir besteci. Tanıyorum. Onun şeyi vardı ya, ben Esiri Han derim. Hikmet Bey'e gitti aklım. Murat ilk defa şaşırdın. Çok şaşırıyorum. Ne oldu, kısa devre oldu çok galiba. Şaşırıyorum. Sebep sensin gönülde. Sebep sensin gönülde ihtilale. Ve kanayan güzel. İhtilal mihtilal deme şimdi. Ergenekon'dan gitmeyin durduk yerde. Allah korusun. Şey tüfekle kovalamış değil mi? Tüfekle kovaladı. Efendim o şimdi Selahattin Bey'le çok yakın. Pınar'la. Bir akşam Selahattin abi şöyle anlattı. Affedersiniz evi yoktu değil mi? Mustafa ne yapıyorsun? Bir yerde kalıyordu, neresi bilmiyorum. Kimsesi yok. Yalnız yok. Kız kardeşi var. Kız kardeşi. Ha. Gitmiş o yok. Gitmiş yıllar sonra kız kardeşine. Kapıyı çalmış, kız kendisi açmış. Aa, sen misin abi demiş. Yok ben değilim demiş. Kapamış kapıyı geri. Bir akşam Selahattin abi dedi ki, bir akşam dedi ben gazinodan çıktım. Lamartin Caddesi'nde Granit Apartman'da şurası, oturuyor. Evet, şurada. Evet. Granit Apartman'da oturuyor. Eve geldim ve yattım dedi. Yattım ama yarım saat geçmedi. Kapı çalındı. Atıf dedi. Yok sen otur ben bakarım dedim. Kapıyı açtım diyor. Bir de baktım. Mustafa Nafiz karşımda. Kolunda bir gazete kocaman. Gazeteden dumanlar tütüyor. Sana geldim demiş. Baş aldım taze demiş. Rakı içeceğiz. Geldi tamam peki hemen o saatten sonra diyor. Hazırladım. O zaman içiyor Mustafa Nafiz. Dumanlar tutuyor. Evet dumanlar tutuyor. Yalnız var ya ağzım sulandı. Başlarda. Bilgileri mi çıkıyor? Ayarlamışlar bilmem ne işler. Ondan sonra içiyoruz diyor. Ama hiç konuşmuyoruz diyor. Derken birdenbire yaz dedi diyor. Bir güfte yazdırdı bana. Bir süre sonra diyor gene konuşmuyoruz. Yaz dedi gene yazdım. 3 tane şarkı yazdırdı dedi o gece dedi. Bunları söylediydi ama ben de o zaman bu şimdiki devirdeki gibi teyipler yok ki alayım efendim. Şey nasıldır o salatalık yiyor? O beste biraz. Öyle mi? O biraz beste. O rahmetli Akan'ın bestesi. Aka Gündüz Kutbay. Benden iyi geçinemezdi de onun için. O size midir o Aka abiye midir? Bana Aka besteledi onu bana. Ne hikayeni anlat, sen anlat. Ben şöyle biliyorum öbür ama demek yani birisi salatalık yiyormuş. Hıyar. Allah Allah kendini yiyen bir ilk defa görüyorum demiş. Ama kim demiş bunu? Mustafa Nafiz çok müthiş zeki bir adamdı. Ben Mustafa Nafiz'i tanıdım yani. Benim evimde çok kaldı. Ekrem Karadeniz'e geldi Saflar Çarşısı'nda. Şimdi gelir Ekrem Bey'in gözleri görmüyor rahmetli hocanın. İşte gelir, hoş geldin Nafiz Bey der. Hüseyin'e, Hüseyin çay söyle der. Mustafa Nafiz'e, hayır o çaycıyı gördüm pis, herif pis. Elini sokar çaya, bilmem istemem, getirme. İçmez. Bir hafta sonra tekrar gelir. Daha Ekrem Hoca bir şey demedi. Ekrem Bey, bir çay gördüm. Lebriz, lebrenk, lepsuz. Çok güzel, pek de efendi bir çocuk dağıtıyordu. Bir çay söyledi. Aynı çay için. Şimdi bir gün geldi. Bu Aka Gündüz'le iyi geçinmiyor. Şu buradan geçecek. Oraya geçecek. Sendika odası vardı radyoda. Orada oturuyoruz. Ben de oturuyorum. Aka böyle ayağını uzattı. Mahsus. Masaya dayadı. Buradan geçemiyor. Mustafa Nafiz geçemiyor. Oraya geçecek. Boş yer var. Oturacak orada. Durdu. Muvakkaten eşekliği bırak da geçeyim dedi. Yani öyle bir şey, evet. Böyle adamlardı bunlar. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Yani şey, sanayi nefiseyi bitirmiş. Evet. Fevkalade etmiş, şair. Yahya Kemal'e demişler ki işte şarkılar bilmem neler efendim şiirler. Ya demiş benim şiirlerimi Münir besteliyor.
Ve onlar da şarkı diyen benimkiler böyle şey değil ki. Bize onu bizim deli olan yazıyor en güzelini demiş. Kim demiş ama Mustafa Nafiz kim olacak? Onun güzel yazan var mı şarkıyı? Şey onundu değil mi? Körfez'deki dalgın suya. Hayır. Yok Yahya Kemal'indir. Yahya Kemal'indir. Neydi Mustafa Nafiz'in meşhur güftesi? Çok. Ne istiyorsunuz? Hangisi? Birkaç örnek ver abi. Çok. Mesela söndü yağdımda akışlar gibi aşkın seheri. Duruyor gözlerinin ya. Üstünde yeri ne güzel. Söyle şu. Selahattin Pınar dedi ki Şakir Ağa'dan 150 sene sonra bestelenmiş evcaradır ve iyidir. Dedi gerçekten iyi. Peki güfteyi yazarken makamı veya... Hayır. Yazıyor şey. Yazıyor. Bestelerken o geliyor kendiliğinden Fatih Bey. Yani oturayım da bir şarkı besteledim Hicaz. Şimdi mesela ben bakıyorum yeni müzisyenler önce bir beste yapılıyor. Sonra bir söz yazarı alıp o bestenin üzerine bir söz uydurmaya çalışıyorlar. Ben sizin üstünüze şimdi elbise nasıl giydiririm ancak ölçerek biçerek giydiririm. Abi elbise var bunu giy. Olur mu bunu giyebilir misiniz? Olmaz öyle. Ne farkı var? Şiir... Selahattin Bey. Yani o zaman söylüyor. Önemli olan şiir oluyor burada. Hayır. Selahattin Bey diyor ki musiki şiirden daha üstün bir sanattır. Tabii. Ama o zaman siz, önce musiki yapıp şiir oluşturmak gerekmez mi? Hayır. 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 Musiki şiir. Düşünün ki şiir yok. Burada o zaman Necip Fazıl'ı hatırlayın. Sanatkar gaibi açan çilingir dipsizlikten inci devşiren yüzgeç diyor. Şimdi benim elimde tanbur var. Murat mızraplı çalsın, ben yaylı çalayım. Şurada siz de, burası stüdyo değil, bir evdir. Sizin keyfiniz mi var? Keyfinize ortak oluruz. Ruhunuzun derinliklerine girer, oradan inci devşiririz. Kederiniz mi var? Kederinize ortak oluruz. Nedir bu? Dört tane çamaşır teli gibi gelmiş işte, iki tane sazla. Şiiri teninin içine giyeceksin diyor Selahattin. Sevdiğin bir şiiri giyeceksin tenin içine, ezberinde olacak. O bir yerde gelir sana, ama Kürdili Cezker gelir, ama Hüzzam gelir, ama Hicaz gelir, ne gelirse. Makamını kendi getirir, ritmini kendi getirir diyor. Kaç makam var? Vallahi Saadettin Bey 498 tane saymıştır. 30 taneye geçmez. Yok yani lüzumsuz. Birçoğu padişahtan ihsan almak için. Avanta peşinde uydurulmuş makamlar. Şimdi mesela pardon geçmez. Murat Emen evet diyecek, inanıyorum. Bir makam var Rehavi diye. Rast makamından aşağıya düşüyor. Bir yegah sesi gösterilmiş. Evet. Makam Rehavi olmuş. Ver bir kese altın. Böyle şey var mı? Halbuki Rast'ta oraya düşen, yegaha düşen çok şarkı var. Çok eser var. Daha doğrusu. Eski Rehavi başka da ismi kalmış. Ona benzemiş. Ya padişahtan ihsan almak için yapmışlar bir sürü uydurma şeyler. Ne kadar oku. Sonra ben bunları... Taraftar değilim. Kaldıralım bunları diyorum hatta. Peki aynı ya. Beste farklı makamlarda çalınabilir yapılmış. Mi? Var. Yapılmış. Bir tanesi meşhur oluyor ama. Şimdi bakınız. Yine geldi. Moda'da şimdiki kulübün olduğu yerin tam arkasında, Moda Deniz Kulübü'nün olduğu tam arkasında caddede Mano Palace diye bir yer vardı. Çok şık, güzel bir. Bugünkü şey ne diyorlar onlara böyle birileri kalıyorlar özel bir rezidans, otel, rezidans gibi düşün. Yahya Kemal orada. Selahattin Bey de ziyaretine gidiyor. Diyor ki ya Selahattin Bey şu şiiri sen bestele diyor. Niye? Kalbim yine üzgün seni andımda derinden. Selahattin Bey de diyor ki bu yapılmıştır. Bu var. Fahri Kopuz Bey bunu bestelemiş. İyi de yani ben senin bestelemeni istiyorum. Hiç adetim değil diyor böyle bir şey. Yani hiç ben başka bir şey bestelemedim. Yani başkasının bestelediği bir güfteyi tekrar ben bestelemedim. Çok istedim. Yaz bana ver demiş. Yahya Kemal yazıyor. Bir süre sonra şeye gidiyor gene Selahattin Bey oraya. Sohbete de etmeye Yahya Kemal'le. Tanbur da yanında bunun bu sefer. Çünkü eser hazır. Size diyor bir şey çalayım, okuyayım filan. Onlar da kendilerini biraz süslüyorlar o esnada. Çalıp okuyor. Çok şey mi? Selahattin Bey böyle şeyleri hiç sevmezdi aslında böyle şey anlatmayı. Ben boyuna kaşırdım bunu yani. Deşerdim onu da anlatsın diye. Öyle söylediydi. İşte Selahattin Bey demiş. Ben geçmişteki değil
şimdiki namelerle üzgün ve kırılmış gibi geçtim o hazan bahçelerinden. Bu sizin namelerinizle geçmiştim. Meşhur olanın da yenisidir zaten. Evet. Mesela öbür şarkı hiç okunmamıştır. Hiç. Fahri Kopuz Bey'in şarkısı. Zaten Fatih, Türk Edebiyatı'nın yani Divan Edebiyatı'nın önemli şiirlerinin çoğu bestelenmemiştir. 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 Hayır, bestelenmemiştir. Çünkü güfte başka bir şey. Evet, şiir tabii. Başka şey, güfte başka şey. Tabii. Şarkı sözü ayrı bir şey. Şarkı için yapılacak olan yani güfte. Gözünün güfte. Rengini sordum, kara sevda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler diyor. Mustafa Nafiz. Ve bir de şeydir. Güfte bizim müzikte her zaman ikinci plandadır söz. Müzik de önemli. Oy öyle bir şey olsaydı ya. Ama unutulmaz sözler var ya, yapma Murat. Çok. Yani muhteşem sözler var. Var. Yani ne otur dedim? Bir sözde bir büyük var iç. Var ama en önemli şiirler bestelenmemiştir. Baki Sühan ne dedi biliyor musun? Hı. Şarkı için yani şiir bestelenecekse şarkı için bir şey düşünülmüş olmalı. Söz tabii. Biraz aşüfte olmalı derdi. Tabii. Yani bizim biraz eski şey. Sözlere baksan çok ucuz ya, hafif meşrep olacak yani biraz. Hayır, biraz kanını kımıldatsın insanı. Bir şeyler hatırlatsın size. Yoksa hafif meşrep diye yok, öyle şey yok. Hem sevdiği kadına insan hafif meşrep sözler söyler mi? Ama şey yani eski güftelere baktığımız vakit ucuzdu sözler. Çok bazı şeyler basit var. Çünkü sanıldığı gibi sanatlı güfte değildir bizde. Son dönemdedir onlar. Bazıları da çok çirkin. Çünkü anlaşılmadığı hangisi için. Hangisi mesela? Havgah yâre girdim arz için ahvalime. Ne demek? Vallahi siz ben. Daha iyi bilirsiniz. Ne demek bak? Vaziyetimi anlatmak için yatak odasına girdim diyor. Uyuduğu yere girdim diyor. Evet. Havgah, hab uyku, havgah yattığı yer. Sonra ama bunu, diyor? Hayır. Bunu deşmeye gerek yok. Bırak öyle kalsın. Sonra ne diyor? Edebiyat dersini mi çalışacağız? Yok. Dün akşam bahsettik mesela. Leblerimle topladım. Tebrik edin ikramı. Hayır ama ne diyor? Sinesi... Leblerinde sinesinde toplanan amalimi. Amalimi. Leblerimle topladım, tebrik edin ikbalimi. Tebrik ne demek abi? Siz daha iyi bilirsiniz. Bence ben hep bunu abi. Böyle gerisini söyleyeyim. De, gerisini konuş. Hayır. Şey ne buna... demek? Dün akşam da bahsettik ama. Gelince hatta muamber o meh cemalimize. Onu siz yazmıştınız efendim. O zamanlar sakallar içinde bestel yapılırmış. Çocuğun sakalına. He? Çocuğun sakalına sakalı yeni çıktı diye. Çok. Yani eski güfteler ucuz sözler. Çok dedikoducu canım. Çok bildiğiniz gibi değil. Yani. İlber Hoca ona şey diyor, senin teşkilatın var diyor. Şeytani istihbarat teşkilatı. Her türlü dedikodu anında Murat'ta birikir. Anındadır, anında. Ya dedikodu derken bu cami böyle sanat, dedikodu sanat değil kültür. Bunlar ama bunlar bir biyografi. Biyografi. Biyografik malumat. Biyografik malumat. Malumat. Biz İlber'e söylüyoruz, dedikoduyu ucuz insanlar yapar. Sizinki? Biyografi. Biyografi. Çok üst düzey olursa leksikografi. Oo. O şey, asilzade. Asilzade oluyor. En üstü. Abi Zeki Müren'le ilgili böyle bir takım iddialar vardır. Mühim bir adam, efsane bir adam haline geldiği için belki. Derler ki hiç kimseyi, kendi döneminde hiç kimsenin parlamasına izin vermedi. Çok önemli sanatçıları ezdi. Gazino patronları konuştu. Onların sahneye çıkmasını engelledi. Onlara yol vermedi. Doğru mudur bu Zeki Müren devrimi? Kimler vardı mesela Zeki Müren devrimde? Bilemiyorum böyle. Ama yani çok kişi yani şu var, ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani bu kadarına derinine girmeden bir şey söyleyeyim. Abi niye girmiyorsun yani? Allah şurada 3 kişi sohbet ediyoruz ya. Tamam, hep ölmüş gitmiş abi söyleyin. Nasıl? Yani tarihe geçiyor yani, bunlar ölmüş gitmişler. Tarihe geçiyor, tarihe geçsin. Biliyorsunuz ki benim korkum yoktur. Ya abi evet. Söyle o zaman biz de öyle. Söylüyorum şimdi. Ha. Yani kimler vardı yoktu, o devirde kimlere engel oldu onu bilmiyorum da ben size bir şey söyleyeceğim. O zaten bazı şeyleri açıklayacaktır. Şimdi düşününüz ki Taksim Belediye Gazinosu'nda çalışıyoruz. Taksim Belediye sonra şu evlenme dairesi olan şuradaki hemen karşıdaki evet, yer. Evet. Onun yazlık kısmında yazlık kısım, bahçesinde. Çalışıyoruz bahçede. Zeki Müren ve Nesrin Sipahi. Sadi Işılay yalnız Nesrin Sipahi'ye çalıyor. Ha. Ve gidiyor. Hakkı Derman çalıyor Zeki'ye. Ben her ikisine de çalıyorum. Keman yani, kemanlar. Evet. Şimdi Nesrin anons ediyor.
Diyor ki şimdi üstadımız Sadi Işılay'dan bir geçiş taksimi dinleyeceğiz. Sadi Bey'in çıkardığı ses kadar müzikal ses kemandan kolay kolay çıkmaz. Bu bir. Yayından gıcırtı çıkmaz çünkü zannedersiniz ki yayı 100 kilometre. Yayı çekiyor 100 kilometre zannedersiniz o yayı. Çok usta. Tabii çok. Kendi de çok gösterişli adam. Kemanı da harika. Bir alkış. Bir alkış. Üçüncü gece emir geldi Zeki'den. Sadi Işılay yok. Sadi Işılay bir daha taksim etmeyecek diye. Sadi Işılay çok onurlu adam. Kemanı aldı ve gitti. Gitti. İşte bu yüzden. Sonra Nesrin'in okuyacağı şarkılar var. Ama bir liste asıldı. O listenin içinde Nesrin'in okuyacağı şarkılar var, okuyamazsın diye. Oldu böyle şey. Peki kendisi okuyor mu o şarkıların hepsini? Hayır, hepsini okumuyor. Zaman zaman okuyor ama hepsini okumuyor ama o liste asılıyor. İyi şarkıları, popüler şarkıları okutmuyor. Evet, böyle şeyler oldu. Yani yalnız Zeki'de... Bülent Ersoy'la arasında bir çekişme var mıydı? Bilmiyorum ama yani Zeki o esnada çok çok parlak yani sahnede. Niye çekiştin şeyle Bülent Ersoy'la? Bülent Ersoy da ona yani yanılmıyorsam yani yanılmıyorum herhalde. Bülent de ona epey saygı gösteriyordu yani o zamanlar. Sonra değişti mi bilmiyorum. Peki bu son 50 senenin diyelim, sizin içinde bulunduğunuz 50-60 senenin en parlak kadın sesleri kimlerdir? Kaymaya kalksanız. Bence şunlar Sabite muhteşem. Hanım. Sabite Turgül Erman. Sabite Turgül Erman. Hani benim çok sevdiğim Nesrin Sipahi, Mediha Demirkıran. Aa, evet, Mediha Demirkıran. Mualla Mukadder, Sevim Tanürek. Şeyi hiç unutmayalım, Saime Sinan'ı. O unutuldu maalesef. Evet, hiç unutmayalım. Çok güzel sesti. Evet. Ama dediğim gibi, yani Perihan Hanım, Müzeyyen Hanım, Hamiyet Hanım, konkur dışı. Onlar en iyiler. Yani onlar süper. Artık onlar için konuşmak lüzumsuz. Onlar ama, Türk müziğinin Maria Callas'ı. Maria Callas. Ben öyle şey demiyorum. Nedir, bir şey diyorlar, ne diyorlar? Diva. Diva. Nasıl diva? Ben böyle bir şey bilmiyorum yani. Ama Sabite Hanım muazzam. Nesrin Sipahi çok iyi. Mediha Demirkıran çok iyi. Mualla Mukadder çok iyi. Safiye Hanım'ı falan da tabii katmıyoruz. O sayılmaz o. Muazzez Abacı Ankara'dan geldiği zaman fevkalade. Sonra biraz zor oldu galiba. Behiye Aksoy? Behiye Aksoy da iyiydi. Behiye Aksoy da iyiydi. Yani Saime Sinan dediğim İnci Çayırlı? İnci Çayırlı çok güzel okur. Şu anda en iyisi de bence. İnci Çayırlı çok güzel okur. Ben sana katılmıyorum. Şu anda en iyisi değil. Kim? Şu anda tek iyisi. Tek yani en iyisi tek ses. Çünkü kalmadı yani. Tek hanım sesleri var. Var hanım sesleri kimler var. Kimler var abi? Gençler var. İşte dediğim gibi hatırlayamıyorum isimlerini. Belki ben bilmiyorum. Biz bilmiyoruz. Sadun abi onların hiçbiri İnci Hanım'la mukayese edilmez. Ben mukayese. Yani kimseyi kimseyle mukayese etmiyorum. İyi sesler değil. İnci Hanım hakikaten yani bundan 40 sene önce nasıl okuduysa aynı güzellikte okuyor. Aynı güzellikte okuyor İnci. Hayır. Şunu veya bunu bizim arkadaşlarımızın genç arkadaşların 5 senede sesi bir perde aşağı düşüyor. Bir gün İnci Hanım'ı davet etsen de programa gelmez mi acaba? Gelir, niye gelmesin? Yani senin müzik programına da gelirler İnci Hanım. Yapalım İnci güzel okur. Sesler. Yapalım şurada ha, güzel bakın, bir... Bakın erkek sesi Ahmet Özhan. Hiç sevmez. Ben severim. Ahmet Özhan çok güzel ses. Çok güzel ses. Peki Mustafa Sağyaşar falan onlar nasıl? Mustafa da iyi. Mustafa ile çok uzun zaman çalıştım. Valla ben erkek sesi... Daha evvelce mesela Allah rahmet eylesin sigaradan öldü diyorum ona. Bekir Sıtkı. Bekir Sıtkı. Daha çok genç arkadaşlarımız efendim, var ben, canım. Hepsini teker teker sayarsın. Ben erkek sesini yani ciddi müziği Münir Bey ile kapattım. 1981 Nisan'ından sonra bence yapılmıyor. Şimdi Münip Utandı'yı sevmeyecek misiniz? Çok güzel bir ses. Evet. Münip Utandı harikulade pırıl pırıl bir ses. Evet. Fakat maalesef madem sorduğunuzu söyleyeyim Nevzat Atlı'nın korosunda son derece ruhsuz metronom gibi bir hal almıştır. O ses nasıl öyle ruhsuz niçin bir şey? Niçin koroda öyle olsun canım? Koro öyle okuyor. Koro başka, solo başka. O kadar güzel bir ses.
sol olanı da koridor. Sen takmışsın oraya. Olsun. Sen kafayı takmışsın oraya. Öyle şey olmaz. Nisi neyse benim gibi çalışsın. Düşünen çok... Efendim buna tamam dostunuz oldu, dostluğunuza saygı duyuyorum. Ama Sadun abi en güzel günlerinin içindeydiniz. Müziğin. Canım evet çok güzel şeyler en yaşadık. En güzel günlerin içindeydiniz. Evet çok güzel şeyler yaşadık. Bakın yani ben size bir şey söyleyeyim. Münir Bey'e çaldınız. Çaldım. Hatta bakın, hiç günahım kadar icrasını sevmememe rağmen müziğini kastediyorum. Zeki Müren'in müziğini bile ben devlet korosunun o şefin kurduğu koronun sonoritesine şey yaparım. O sizin bileceğiniz iş. Bakın şimdi Mesut Bey bir klasik koroda şöyle bir şey söyledi. Bir Menşe'nin bir şarkısını çalıyoruz. Mesut Cemil Bey. Yanılmıyorsam koparan sinemi ayar ilidir adlı Külcesker şarkısını koroda okuyoruz. Beyler dedi bu şarkı Bimen Efendi tarafından piyasada okunmak için yapılmıştır. Fasıllarda piyano. Biz bugün klasik koroda okuyoruz. 20 sene sonrasını düşünebiliyor musunuz ne olacak dedi. Bakın 20 seneye kalmadı ne hale geldik. Demin şeylerden bahsettik. Gazino patronundan bahsettik. Emin Yeğman gibi patron olur mu? O hangi gazino? Nerenindi? Tepebaşı'nın patronu. Tepebaşı ha. Ben de tam onu söyledim. Tepebaşı gazinosu çok popülerdi. Yok çok oldu gitti. Gitti tabii bitti. Hangi gazino kaldı ki? Sonra onun ortağı vardı Nusret. Sonra bir kişi daha var. Bak şimdi artık çok sene geçti. Gözümün önünde tipi çok o da kibar beyefendi ortak uç ortak. Ne diyeceğim bilir değil. Tepebaşı mı? Tepebaşı'nda. Sonra Fahri Bey. Allah var. Sert. Sert. Otoriter bir patron ama çok iyi patrondu. Yani Allah rahmet eylesin. Çok iyi patrondu. Bir de o zaman İstanbul'da yani neredeyse her semtte bir iki iyi gazino vardı. Tabii Mustafa Şişman olsun şeyin Nevzat Behzat kardeşler. Çakıl'ın garın sahipleri. Sonra Luna Park'ın sahibi. Osman Kavran. Osman Kavran. Yani her halükarda saygılıydılar. Her halükarda gerçek patron idiler yani. Ama çok hoştu o zaman. Yani ben çocuktum gerçi çok. Gazinolar vardı. Buna mukabil caz yapılan kulüpler vardı. Ben size bir şey söylesem hayretler içinde kalacaksınız. Ben ön ayak oldum. Çatı diye bir yer vardı bilir misiniz? Sizin çocukluğunuza rastlar. Şeyde Şişli'de. Çatı'da İlham Gencer. İlham Gencer. Saz caz diye bir program yaptık. Kim var? Ben varım. Vecihe Deryal var. Sadi Işılay var. Yorgo Bacanos var. Onun kayıtları var mı sizde? Yok. Kaydedilmedi değil mi? Yok. Aydemir Mete kontrbasta. Efendim Arap. Arap diyor zaten. Davulda. İlham piyanoda. Yani. Biz de Türk müziği çalıyoruz. Beraber böyle bir şey, bir jan, bir tane. Vecihe Hanım. Vecihe Hanım, düşünebiliyor musun? Yorgo. Peki niye şeyin adı, Fahrettin Aslan adı niye gazinocular kararına çıkmıştın? Şimdi diğer gazinolar hemen hemen kapandı. Patronlar çekildi. O dediğim patronlar çekildiler. Bir Osman Kavran gazinosu var. Bir Nevzat Behzat kardeşlerin gazinosu var. Ama Çakıl'la Gar vardı karşı karşıya. Evet. Ama Fahrettin Aslan cadde boşlanan burayı ve en popüler şeyleri o bu ayarlıyor. Gazinocular kralı dendi. Ta komilikten gelmiş patron olmuş. Ve çok mükemmel bir patron oldu doğrusunu isterseniz. Ben biliyorum. Peki doğru mudur mesela bu büyük para isteyen az solistlere kızarak ben dansözden şarkıcı yaparım diye Sibel Can'ı sahneye tabii, çıkardı? Tabii. Şimdi efendim o sazlarla sesler arasında onu daha evvel söyledim ya konuşmalarımızın başlarında geçti o hatırlarsanız. Sadi Bey ile Selahattin Bey 9 lira, Eftaliye 7 lira. Şimdi saza bakıyorsunuz mesela Ercüment niye bıraktı küstü biliyorsunuz değil mi? Para düşündü. 200 lira alıyordu. Önümdeki kadın diyor 20 milyon alıyor. Ben 200 lira alıyorum. Yani... Yalnız Ercüment abinin söylediği bir şey daha vardı. Yani çok para kazandım ama yedim derdi.
Tercüme tabi ama sonra şey kendine yer açtı. Evet, çok batırdı. Önce çok batırdı. Şeyin köprünün altında açtı. Beylerbeyi'nde bir yer açtı. O çok sonradır. O çok sonra. Benim çocukluğumda Batanay vardı. Batanay vardı. Otaköy'de. Şeyin köprünün ayağının altında. Evet. Orası istimlak edilecek dediler de zor kurtarıldı, kurtarıldı orası. Yani ama yani bir uçurum meydana geldi. Şimdi bakınız gazinoda benim çalıştığım dönemde yani yeni çıkmışım gazinoya. Hamiyet Hanım 150 lira, 100 lira, Selahattin Bey 30 lira, 40 lira. Yine bir denge var. Yani 20, onun, 20 milyon lira 200 lira değil. Değil yani. Onun çünkü tuvaleti var, bilmem nesi var, makyajı, saçı, berberi. Tam o 130 lira alsın, bu da 40 lira alsın, 30 lira, 40 lira alsın. Ama ses sanatkarı 20 milyar şimdi mesela. Efendim? Sadece 200 milyon. Bana verecek ne? 200 milyon vermiyor bana. Versin. Hayır, o şimdiki parayla 20 bin lira alıyor mesela diyelim. Bana 1000 lira vermiyor. 100 lira veriyor. Yani hani bana de, ben çalışmıyorum ya başka. Yani sazına. Evet. Bazı özel sazları var, onlara veriyorlar belki paralar. Ama olmaz. 30 milyon lira, 30 bin lira, 40 bin lira yani şimdikine göre. Alıyor, sözü. Peki şey midir mesela orada bir solistin arkasında çalan saz heyeti içerisinde kemanın ayrı bir yeri mi vardır? Öyle şey olmaması lazım. Maestro yalnız. Hani giriş çıkışlarda maestroluk yapar. Nedir bu ayrıcalık? Onu siz de yaparsınız, ben de yaparım. Yani niye ama hep keman daha öndedir orada? Sanki havası böyle var. Şef gibi keman. Görüntü yani. İşte havası var arkadaşlar. Evet. Peki bir de ben kemanı Türk sanat müziğine pek yakıştıramam. Yani. Yok güzel yani bir maestro. Çalanı iyi olursa iyi. Evet olur. Çok iyi olur. Çalanı iyiyse. Yani ben genel olarak böyle bir yani o maestro, nubar, o tınırın dışında var. Kalır benim için yani. Nubar. Sonra bir nubar dinleteyim. Evet nubar usta. Kani Karaca konusuna geçeceğim sonra. Kani müthiş. Onu konuşmak istiyorum yani. Nereden nereye, niye gazinoya geldi, ne yaptı? Para. Bir reklam için bir daha duracağım. Kısa bir ara sonra devam edeceğiz. Neyse reklam yabancı değilmiş bizim gazetenin evet. Reklamı. Evet. Yabancı değil. Evet gazetemiz bu arada bugün 400 bin civarında satmış galiba. Hemen hemen iadesiz satmış. Onun da şimdi bilgisi geldi. Memnun oldunuz tabii. Tabii. Abi önemliydi bizim için. Yani gayet tabii. Epeydir gayet uğraşıyoruz tabii. Çünkü. Yani. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. İnşallah daha büyük tiraja erişirsiniz. İnşallah. İnşallah. Milyon sattığımız günleri de inşallah görürüz. İnşallah. Dilerim. Çünkü bizim bu gazeteden farkımız, diğer gazeteden farkımız, diğer gazeteler çok satmak istemiyorlar. Sattıkça zarar ediyorlar. Biz ise ne kadar satarsak bizim için, Türkiye için o kadar iyi diye. İnşallah öyle bütün olsun. Bütün sistemi ona göre kurduğumuz gibi olsun. İnşallah öyle olur. Saati de yarama geçirdik. Evet. 1'e 29 mu var? 21 var. 1'e 21 var, evet. Güzel bir saat. Kani Karaca. Kani Karaca. Kani Karaca'nın asıl işi nedir Murat? Hafızlık. Kani Karaca'yı hepimiz hafız olarak tanıdık. Yaşadığı klasik de okur. Evet, klasik de okurdu ama asıl mesleği hafızlık. Evet. Ve yaşadığı dönemde de Türkiye'de herhalde en iyi hafızıydı. Belki de gelmiş geçmiş en iyilerden bir tanesiydi Kani Karaca. Müthiş de bir kulak. İnanılmaz bir kulak. Gözleri de görmezdi rahmetlinin. Kara gözlükleriyle. Ona size benzetirdim o zamanki onun halini. Reçals. Ya da Reçals'a. Evet. Ama tipi böyle sanki bir Onassis hali vardı. O da böyle oturaklı falan bir hali vardı. Hafızken birdenbire gazinoda sahneye çıkmaya başladı. Herkes çok garipsedi. Neden? Çünkü İçkili bir gazino, içkili bir mekan ve bir hafız gelip orada okuyor. Nasıl oldu o süreç? Sen de iyi tanıyorsun Kani Hoca'yı. Fahrettin Bey ona söyledi bunu. O da para verdi ona, o da kabul etti. Yani bence yanlış yaptı diyebilirim. Tabii. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Para kazanmıştı Kani. Var mıydı para? Değil mi? Para kazanmıştı. Ama layık olduğu parayı almamıştır. Ona hiç şüphem yok da ama para yani o gazinoya gitmesi onu yüceltmedi. Paraca da şey etmedi onu ihya etti. Ben de sanmıyorum. Yani çok kısa sürdü değil mi? İhya etmedi tabii. Yani, kısa sürdü zaten. Evet, çok uzun süre kalmadı. Onun için gerek yoktu diye düşünüyorum. Çünkü çok kıymetli bir hafızdı. Çok müthiş bir kulak. Tabii gazinoda
hafızlıkla ilgili şeyler okumadı. Okumadı tabii canım. Gazetede Kur'an okuyacak hali yok zaten. Hayır. Türk Sağ Müziği söyledi gazetede. Evet. Hatta arkasına koro aldı, bilmem ne yaptı filan. Ama öyle bir tanesi de inşallah gelir. Çok zor bir daha çıkması. Kâhin evet. abi gibi birisinin çıkması. O yaptı. Fakat gerçi isimlerinin duyulmasını şeyini istemiyorlar ama Kâhin abiye son zamanlarında destek olan bazı gayet varlıklı kişiler vardı. Evet. Allah'tan da vardı onlar. Önemli ailelerden mi? Önemli aileler tabii. Önemli aileler ve çünkü son yıllarında Kâhin abi öyle para kazanmıyordu. Evet. Yani küçük bir konser için Amerika'ya gidiyor günlerce. Evet, şey evet, 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 evet. Şey değildi. Ve her türlü şeyde layıktı yani. Layık, layık. Kendi Karaca çok değerli, tabii. çok değerli. Ama ve işte çok klasik, birçok şey de çıktı klasik ama. Klasik eserleri çok güzel biliyordu. Ama şeyler de çıktı. Yani gazinoda çalan çok klasikçiler de oldu sonra. Çok oldu canım. Daha önce gazino hakkında demedikleri laf kalmayıp para kazanmak için çıkanlar oldu. Mesela? Onlar da yani Fahrettin Aslan, şimdi hayatta değiller bir kısmı. Mesela Fahrettin Aslan, burunlarını sürtmek için getirdim demiş değil mi? Daha iyi misiniz? Yok öyle bir laf duymadım ama yani ben kimi istersem sahneye çıkarırım derdi Fahrettin Aslan. Çıkaramadı olmadı mı? Orhan Gencebay çıkmadı mesela. Orhan Gencebay da evvel çalışıyordu gazinoda. Öyle mi? Tabii beraber çalıştık biz onunla. Öyle mi? Tabii. Meşhur olduktan sonra mı çıkmadı? Garda. Gar gazinosunda beraber çalıştık onunla. Niçin çalışmasın? Şey derler Orhan Gencebay için, sesi kayıtta iyidir ama peş peşe bir sürekli şarkı söyleyecek sesi yoktur. Onu bilmiyorum. Yalnız çok güzel saz çalar. Bağlaması çok iyi. Evet, çalarken de okurdu diye yani biz beraber çalıştık Orhan'la. Evet. Gar gazinosunda. Gar gazinosunda. Allah Allah bak bu hiç bildiğim bir şey değildi benim yani. Hatta kimse bilmez galiba. Hangi yıllar Sadun abi? Hangi yıllar kim vardı? Hatta bizimle bir Batı musikisi de vardı. Şimdi şey Batı musikisi diyorum ya. Tabii. Öldü ya. 70'ten mi 60'tan mı? Tabii, yeni canım yeni. Yeni. Aa. Trak geldi demek ki. Trak geldi. Moda'da evi vardı ya. Barış Manço'ydu. Barış Manço. O da mı vardı? Tabii. Ha. Barış Manço sahneye çıktı onu biliyoruz da. Sahneye çıktı Orhan Gencebay'la beraber. Tabii. Ama mesela gazinolarda bu sizin bahsettiğiniz eskiler değil ama o son dönem gazinolarda sadece Türk sanat müziği yoktu. Başka müzikler de vardı çok, yani. Çok hayır dejenere olmaya başladı artık. Sinemacılar başladı şarkıcı oldular. Evet. Fatma Gerek, Türkan Şoray, Osu Busu. Herkes sahneye çıktı. Ya siz kimi yetiştirmiştiniz? Ben yetiştirmiş değil. Ya şarkı öğrettiniz. Şarkı öğrettim. O şarkı öğretti. Kaç şarkı öğretiyordun? Vallahi belli olmaz. Bak bunların en vefalısı İzzet Günay'dır. İzzet Günay, Ekrem Bora. Yani Ekrem Bora'nın sesi de yok ama idare ettik işte. Ben Sevda Ferda, Nebahat Çehre. Ben ikisini de çok severim. Nebahat Çehre de çıktı mı? Çıktı tabii. Çok, çok o çıktı. O Yılmaz Güney beraber o zaman da sahneye çıkardı. Sonra da. Daha sonra. Efendim. Neydi? Demirgil'le mi beraber? Demirgil diyorum. Bilmiyorum ben Yavuz kimle beraber oldum. Demirlerden biriyle beraber. Sonra başka kim var? Hülya Koçyiğit'le açıkçası. Hülya Koçyiğit hayır. Fatma Girik. Fatma Girik de ders almadı hiç benden. Hiç karışmadım ona böyle bir şey yapmadım. Mesela kaç şarkı öğretiyordunuz? Vallahi biz Ekrem'le çok uzun zaman çalıştık. Çok şarkı. Yani piyasada geçer açıyor bazen. Mesela Sevda ile neler yapardık? Plakları Sevda okuruz. Kim? Sevda Ferda. Ferda. Kulakları sınırsız. Çok severim. Kendisini çok severim. Şu kadar şu kadar plaklar vardı ya biz annemiz zamanında. Onları koyarız bakalım neler okunmuş dışarıda piyasada. Onlardan ben notasını yazarım onlarla çalışırız. Efendim onun yanı sıra efendim Nebahat'la çok çalıştık. Nebahat da çok iyiydi. İzzet Günay şeker lokumlu helvadır. Çok severim kendisini. İyidir abi. Evet. Hayır. Ve çok vefalıdır. Her zaman arar. Her zaman arar. Pek çok kişiyle Sadri'yi bile sahneye hazırladım. Sadri Alışık. Ayhan Işık sizden mi? Ayhan Işık benden. Evet. Ondan beraber Amerika'ya da gittik.
Solist olarak. Solist olarak. Tabii. Ayhan Işık. Ayhan Işık. Türk evinde şey bakayım nedir? Midmore Hotel'de konser verdik. Evet. Allah Allah. Orada bir kişi gördüm. Bir ara dışarıya çıktım. O zamanlar sigara içiyorum. Lobiye çıktım yani konser salonundan dışarı. Büyük bir salon otelin üst katında. Sigara içiyorum. Birisi geldi genç bir yani delikanlı gibi benden ama küçük yaşı. Elini cebine attı bir para çıkaracak. Şöyle bir dolar çıkardı şu kadar. Efendim bir şeyler aldı. Garsona söyledi bir şey istedi. O genç kimdi biliyor musunuz? Fenerbahçe'de bir zaman oynayan Salim. Salim diye bir futbolcu vardı. Müthiş, iyi bir futbolcuydu, çok iyi futbolcuydu. Sonra Amerika'ya gitmiş. Peki orada öğrendim Türk evinden nasıl bu kadar zengin bu böyle. Bir petrol şirketinde çalışmaya başlamış. Derken bir istasyon daha. Çok hatta tamirci de çalışırken böyle olmuş. Ve mükemmel bir iş adamı olmuş. Oo, helal olsun dedim. Bravo. Bir Türk çocuğu burada hem de eskiden futbolcu olan bir Türk çocuğu bu kadar şey yapmışsa harika dedim. Efendim onu görmüştüm orada. Bir tangocu vardı Amerika'ya gitmişti. Bilemiyorum. Ha eski. Bu şeyi okudu. Amerika Amerika diye o Missouri geldiği vakit. Bilmiyorum ben Emin Gündüz'ü biliyorum yalnız. Emin Gündüz öldü mü kaldı mı onu da bilmiyorum. Emin Gündüz diye bir şarkıcı vardı. Yani şarkıcı şarkı söyleyen arkadaş. İzmirli ses sanatkarı. Sonra İstanbul'da da epey çalıştı o. Beraber de bulunduk. İstanbul Radyosu'na da okudu. Sonra Amerika'ya gitti yerleşti. Orada kaldı. Peki Sadrım abi gazinolar niye bitti? Televizyon yüzünden mi? Televizyon çok sekte vurdu ama bunun dışında şöyle bir şey var. Çok yüksek paralar almaya başladılar. İstediler. Solistler. Makul fiyatta bulamadılar mı? Ortalık çok pahalılandı. Solistler çok para istediler. Onu çıkartmaz, az para isteyeni çıkarır. Olmadı. İşte o olmadı. Öylesi de bulunamadı. Çünkü o zaman da dinleyici gelmiyor. Ama müşteri aslında. Müşteri gelmez oldu. Niye? Öyle oldu. Ben size şunu söyleyeyim. Patron ne sorardı biliyor musunuz? Solist çıkaracağı hanıma. Senin kaç masan? Kaç masan var? Yani. Tam onu soracaktım ben. Yani. Senin kaç ne masan? Zaman başladı bu masa muhabbeti? Bu masa muhabbeti demek ki 80'lerin 80'den sonra tabii. Ha 80 sonrası. Tabii. Senin kaç masan var? Ne masası kardeşim? Ortalıkta mesela ben biliyorum. Bazılarına diyor ki sen ortalıkta hiç görünmüyorsun kaç zamandır biraz ortalığa çık. Yani gez, eğlen, oralara buralara takıl ki tanıdık. Popüler ol. Yani şimdiki sistem yani. Televizyonlar açık, televizyon. Skandal yarat evet, falan. Skandal aynısı. Yarat, evet. Şimdi onlar kaset satıyor, televizyon programı sunuyor. O zaman da sahnede yer buluyordu. Evet, televizyon programı sunuyorlar ve diyorlar ki ben bunu geri iade ettim. Böyle bir Türkçe var mı? Geri iade. Geri iade ettim. Geri iade ettim diyor. Ben de bazı şeyleri, ben mesela şeyi kullanmam, yine kelimesini ben kullanmam hiç. Yine kullanmam. Yine. Doğrusu yine değil midir? Yine diyen var mı? Yine diyen çok. Yine bir para birimi değil peki, mi? Peki yineledim diyebilir misiniz? Yineledik diyorlar. Bunu yineleyelim. Yineleyelim var mı? Şarkıyı okur musunuz lütfen? Yine bu yılada sensiz değil. Nasıl oluyor başım? Ama o Yeni Gine adasından bahsediyor. Tabii herhalde. Herhalde Yeni Gine. Ben ya de öyle benim diyorum. Takıntım yapmak kelimesine. Giriş yapmak, çıkış yapmak. Peki affedersiniz. Girmek çıkmak denmiyor. Giriş yaptı, çıkış yaptı. Ha, bir de ben... Bu emniyet jargonu. Giriş yaptı, çıkış yaptı. Emniyette kullanılıyor. Emniyet jargonu. Telsiz şeyi muhabir arkadaşlardan, polis muhabir arkadaşlardan, gazetelere, televizyona ve günlük hayata geliyor. Giriş yaptı. Yanıt. Yanıt deyince ben kibrit veya çakmak anlıyorum. Yanmaktan geldiği için mi? Evet. Yapıt. O kötü bir şey anımsatıyor bana. Yapıt. Niye yapmaktan geliyor? İşte evet özür dilerim. Öyle hatırlıyorum. Eser bir şey yaptı. Bir şey yapıt üretti. Yapılan demek ama yani. Nedir? Peki. Ne yaptı diyor.
Ha. Ne yaptı? Yapıt. Abi sizin aklınızda kötü şeyler de yapılıyor. Hayır, ya. Yapıt çok çirkin, kötü bir laf. Yani... Ne, eser mi demek lazım? Kelimelerin bir musikisi olmalı ve her kelimenin bir musikisi vardır yani. Yaşam. Ya. Hayat. Ben mesela şimdi burada söyleyemem ki, bunu söylersem çok çirkin kanalı kapatırlar. Betik kitap değil mi? Betik. Özgeçmiş. Tercüme-i hal. Peki bu nasıl düzülür? Özgeçmiş düzülüyor. Yazılıyor yani, öyleymiş. Özgeçmiş düzüldüğü zaman çok tatsız bir şey oluyor. Ben Emin Hoca'ya dedim ki bir Betik'te sizin özgeçmişinizi düzmüşler dedim. Bana küfür etti. Bana küfür etti. Yani böyle şey olmaz. Bunlar Türkçe değil. Yani biraz bilmiyorum, çağımız mı geçti Murat'cığım? Yani senin değil de benim çağım mı geçti acaba? Yoksa bana bile çok şey geliyor bunlar. Yani bunlar ne biçim şeyler? Bir zarafet kalmadı, bir kibarlık kalmadı, bir konuşma adabı kalmadı, çirkinleşti. Bir, ben onun taklidini de yapayım. Bir kadına rastladım. Kapalı mapalı filan mühim değil yani. Bir köylüce kadın herhalde. Elinde telefon, otobüste. He. Sen yok yok. Ben şimdi hele gidiyorum da daha Üsküdar tarafındayım. Hello tamam. Hadi bay bay. Bu bye nasıl bye. Bir Türkçe ya? Nasıl bir Türkçe ya? Bay bay. Hello dedi önce. Ama abi yapmayın, bu da Anadolu'nun konuştuğu lehçe. Bay bay diyor. Ha sonra da bay bay diyor. Sonra da bay bay diyor. Onu kaçırdım. He. Hello diyor. Tamam, hello. Hadi bay bay diyor. He. Yok da Üsküdar tarafında mı geliyor? Ha, tamam. Hadi bay bay. Nasıl bir Türkçe ben anlamadım, bilmiyorum. Karmaşık. Karmaşık. Şimdi Fatih Bey, biz böyle bir konuşma tarzına alışmadık. Böyle bir giyim tarzına bile alışmadık. Ben size son olarak şunu söyleyeyim. Yahya Kemal Bey, Beyoğlu'nda şimdi pasaj olan Tokatlayan Oteli'nin o degüstasyondan sonraki ikinci cam, ki böyle yerden göğe kadar camlar onun önünde. Degüstasyon şey dedi mi diyor çiçek pasajın girişinde? İşte onun yanında, ondan sonra Tokatlayan Oteli. Otel. Onun bir yanda degüstasyon vardı, bir yanda Fischer vardı galiba değil mi? O geride. Bu tarafta. Hmm. Bu tarafta degüstasyondan sonra. Kesin söylüyor o. Ha şimdi değil tabii. Yok ben çok eski söylüyorum. Ben de yok, böyle böyle yuvarlak camlar. Yuvarlak yuvarlak camlar. Onun önünde oturuyor böyle. Tom tom. Biz de bazen gidiyoruz arkada. Bir şeyler konuşulursa dinleyelim diye. E biliyorlar. Halk o zaman biliyor ki bu Yahya Kemal'dir ve sefirlik yapmıştır. Oradan geçerken şöyle hafif bir yan gözle bakıp selam veriyorlar, geçiyorlar. Bir gün böyle konuşuyorlar, biz de dinliyoruz arkada bir iki arkadaş böyle meraklı. Allah Allah, serserilerin Beyoğlu'na çıkması ne zamandan beri adet oldu? Ne oldu beyefendi, bir şey mi oldu dediler, bir şey mi gördünüz? Evet efendim, demin geçen beyefendinin kravatı yoktu dedi. Beyoğlu'ndan geçerken kravatı yokmuş. Serseriler program yapıyor burada. Program yapıyor şimdi. Estağfurullah. Hayır. Efendiler. Şimdi siz şu şeyde sıkıntıda böyle olmuşsunuz, bütün gün yorulmuşsunuz, mahvolmuşsunuz. O değil. Beyoğlu'na çıkmak. Beyoğlu'nda yürümek. Beyoğlu'nda gezmek. O lisanı konuşmak. Yok. Şşt, şey var, anladın mı? Niye ben gerizekalı mıyım ikide bir anladım diye soruyorsun ya? Sen anlatabildin ona mi? Ona ben dilet oluyorum. Anladım. Bir de dokunuyor. Anladım. İnsanlar tamam, dürtülmez şey ya. One insan. Minute diyeceksiniz. One minute. Dokununca. İnsanlar dürtülmez ya. Dürtmeyin. Bir, ikincisi işte böyle ya, bir de ya, yahu lafına çok tutuluyorum. Ya. Herkes ya diyor. Anladın mı ya? Yok ya. Var ya. Bilemiyorum. Bize göre değil. Anlamadım. Ve çağ dışı mı kaldık? Yapma ya. Yapma. Çağ dışı mı kaldık Fatih Bey? Yok abi, estağfurullah. Niye çağ dışı kalasınız ya? Yani yok ya, anladın mı? İşte bu. Ne yapıyoruz Murat? Ha, gazete geldi. Gazete geldi. Gazete. Bunu bana mı vereceksiniz? Buyurun abi, ne demek ki? Estağfurullah. Buyurun abi, estağfurullah. Aziz Yıldırım'ın 70 milyon doları battı mı diyor. Dedikoduları mı okuyorsun? Okuma.
Abi onları biz söylemiyoruz burada. Rakipler çalabilir. Çalabilir. Amanı. Aman. Çok önemli bunları. Çok önemli. Piyasaya çıkıncaya kadar çok önemli. O zaman katlayın görünmesin. Şeyde televizyonda görünmesin. Sağ olun abi, çok sana sorular hazırladım ama bir türlü... Nedir? Buyurun, ne sataşacaksınız bana? Estağfurullah, niye size sataşayım ya? Nereye yazdım ya? Allah Allah, ben de yaşlandım, hakikaten yaşlandım. Ha bu... Bülent Ersoy meselesine, kitaptan. Gireyim mi? Ne var meselesi? Udi Rıdvan Aytun. Aytan, öldü rahmet olsun. Niye orada böyle bir isyan olduğunu? Yanlış anlaşılması var. Yanlış anlaşılması var. Yanlış konuşması var. Hiç öyle bir şey yok yani. Yanlış anlaşılması tamamen. Nesi yanlış anlaşıldı? Ona ben, sen ona ders verdin mi? Bunun nesini yanlış anlıyor ki Rıdvan? Bülent Ersoy'a ders verdim. He. Siz böyle dediniz. Tabii ya. O başka türlü anlaşıldı. Tabii ya. Rıdvan yanlış anladı. Rıdvan benim çocukluktan arkadaşım. Fakat bir aramız açıldı nedense, sazdan ayrıldı, benden bildi. Zeki Çetin'in sazından ayrıldı, benden bildi. Ben sonra yine de benden bir iki yaşta büyük Rıdvan. Yine de ben arkadaşımla kötü kişi olmayayım diye onun yazıhanesi vardı, oraya gittim. Ben yüzüme bile bakmadı, kapıdan içeri girdim, böyle duruyor. Rıdvan ben geldim, ne istiyorsun dedi. Dedim ki yanlış biliyorsun işi. Yani sazı ben yapmıyorum, sazın solisti var, sazı kendisi tertip ediyor, bilmem ne diyor. Sen oradan ayrıldın diye benden biliyorsun, ben kimseye bir şey söylemiyorum, hayatta da böyle bir şey yapmam. Ondan sonra bana küstüydü. Ve devekini varmış onda, hiç barışmak bile istemedi. Sonra rahatsızlandı, sonra da tek kişi kaldı, sonra da ölenler oldu arkadaşlarımızdan. Bak iki kişi kaldık dedik, bilmem ne dedik. Hatırını sordum ettim. Sonra bu lafı da yanlış anladı. Bir de bana tazminat davası açtı. Ben de ödedim. Helal kazandı olsun. Mı? Tabii. Hakim de yanlış anlamış yani. Hayır, lafta çünkü şey yok, kötü bir lafım yok. Abi Bülent Ersoy'u erkeklikten uzaklaştıranın o olduğunu söylemiş. Hayır, hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey yok Atiye. Tazminatı bu yüzden ödemediniz mi? Hayır, 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 hayır. Hayır. Hepimiz öyle biliyoruz. Hayır katiyen yani öyle bir abi. Laf yok. Hayır öyle bir laf. O yanlış anlaşılmış bir laftır Rıdvan tarafından da öyle bir, yoksa yok. Yani. Lafı bulalım okuyalım mı? Siz sohbet devam edin. Onu öyle anladı öyle mi diyorsunuz? Bakın öyle yoksa sen onu öyle uzaklaştır. Yok böyle şeyler yok. Ama bana söylediği birçok şey var. Onların için arkasında durmadı laflar var. Söylediği birçok laf var bana. Onun arkasında niye durmadı Rıdvan? Şeyi siz mi yazmıştınız? Haluk Recai'nin bir kanuniyle bir hanım hikayesi. Aa tabii. Ben onu bir anlatayım. Sizin kitaptaydı değil mi o? Bilmiyorum var mı? Ya. O çocuğu da bozuştum, ondan da konuşmuyorum. İsim vermeden anlatın o kanuniyle canım. Hadise çok güzel çünkü. Evet. Ya, bir insan Fatih böyle işletilir. Ama burada nasıl anlatsın? Anlatılır mı? Bunda bir şey yok. Yok canım. Biraz şey yaparak. Evet. Radyoda prova mı yapılıyor büyük stüdyoda? Evet prova yapılıyordu. Bir hanım geldi oturdu. Bak Fatih bunu da dedi. Bu inanılmaz bir şey. Rahmetli Haluk Recai de dedi ki aman şu güzelliğe bak. Aman yarabbim bu ne kadar güzel, ne hoş olur bununla beraber olmak, şudur budur filan dedi, dedi dedi. Hiç ses yok. Derken o kişi döndü. Arkada başka bir zat. Ya, işte kanun çalan zat. Abi o benim karım dedi. Pardon dedi ve çıktı nişiyattan. Çalamayacağım dedi sağdan dedi. İli ayağı böyle. Şimdi o arıyor Haluk Recai ki hayır abi yok şaka öyle yaptım. Bir şey ben şaka yaptım diyeceğim. Yok efendim, kimse tanımıyor. Hayır diyecek bulamadı. Sonunda bir gün kıstırmış küçük stüdyonun önünde. Abi demiş. Ah Necati. Kanuni. Necati özür dileyecek. Dur abi özür dileme. Ben sana şaka yaptım, o benim karım filan dedi. Nasıl bir... Adamın kalbine iniyormuş. Tabii. Ama. Penaltı eve gitti, hastalık geçirdi. Ölüyordu az da. Ama neler söylemedi Haluk Recai.
Böyle şey oldu. Böyle şey bu kadar güzel bununla beraber olmak işte şöyle. Daha detaylı bunu. Detaylı. Detaylı anlat. Hiç bu ses yok bir de böyle gayet. Abi o benim karım dedi. Herkesin başına gelebilir ama. Ama çok. Ama değil tanımıyor da kadını. Çok müthiş bir şaka. Tanıyor da olabilir yani. Tanıyor da olabilir. Kötü bir şaka ama bu kadarı. Böyle bir tanıdığı şaka. Da olsa ses çıkarma bari artık geçti. Çünkü adamın kalbi, yaşlı adam kalbine inmiş. Kalbine inmiyormuş adamın evi. Böyle gaflar yapılabilir yani çok da. Yapılabilir. Var. Yapılabilir. Her işte. Şey insanların için oluyor böyle şeyler. Niye? Amerika'dan tam tanrısı Celal İnce'ymiş. Celal İnce. Celal İnce. Hayatta mı? Celal İnce hatırlıyorsunuz. Yok canım Celal. Gelmesi yakınlaştı hala hayatta mı diyor. Hayatta olabilir. Birkaç sene önce hayattaydı. Gelmesi yakınlaştı. O sözü ben de kullanırım da birkaç sene önce hayattaydı. Yok canım olur mu öyle şey? Ayol ben çocuktum ya kardeşim ben çocuktum ama o Amerika'ya gittiği zaman ben 80'e gittim. Çok yaşlı değil de 90-92 falandır şimdi. Yok daha fazla herhalde ya. Sen olur mu öyle şey? Murat şimdi Hazreti, sana Hazreti Google diyoruz ama hakiki Google'a bir şey mi bakacağım? Galiba yaşıyor. Hakiki Google'a bir bakacağım. İki sene önce hayattaydı. Ya. Evet. İnşallah yaşasın. Sadun abi 20'lerde olması lazım. 23-24 o yıllarda olması lazım. Çok çünkü eskin. Çok o şey şarkısı okunduğunda yaşlı değil. Bu Amerika, Amerika. Evet ama o Türkler çok eski. Türkler dünya durdukça 46. 46 25 yaşında olsa. Ne kadar? 46'da 20 yaşında. Olur mu? 25 yaşında olsa. Yok canım. Bir Adanalısı vardı meşhur. Yok canım 46'da Celal 20-25 yaşında. 46'da. Veya 30. Zannedersem yaşıyor. Bulacağız. Birazdan cevap gelir. Seyircilerden gelir. Allah Allah. Ben duymadım öldüğünü Celal İnce'nin. Ben öldü biliyorum. Hiçbir adı çıkmadı. İnşallah. İnşallah yaşıyordur. Yanılmış olabiliriz canım. Fatih biraz sola gelir şeyiz. Gelir belki bilmiyorum. Ama bizim o kadar vaktimiz kalmadı valla. Kapatalım mı ufak ufak saat? Biri de 5 geçti hemen hemen. Evet. Bizi bu kadar saattir dinleyen var mı? 3 saattir. Var var. Abi 3'e kadar gidiyoruz bazen. Çok dinleyen oluyor. Ama kusura bakmasın bugün bir erken bitirmek istiyorum. Yorgun. Dün de sabaha kadar çünkü uyumadık. Gazete, maske falan, baskı, şu bu derken. Hayli yorgun düştük. Ben daha Salı'nın yazısını yazacağım. Sen Salı'nın yazısını yazacaksın. Sen cumartesi program yaptın gecenin bir saatine kadar. Dün bütün gün gazeteydin. Bugün bütün gün gazeteydin. Ama böyle bir başarılı gazete. Gazeteyi beğendiniz mi abi? Gazete başarılı bir gazete çıkarmışsınız. Kutlarım. Sağ ol. Efendim, kağıda bakın abi şu kağıda. Kağıt bakın. Da harika. Gazete de harika. Efendim dilerim ki bu kadar güzel kişilerin, bu kadar usta yazarların olduğu bir gazete çok satsın. Vallahi yani 400 bin yerine 1 milyon, 2 milyon satsın. Türkiye'de alsın gazeteyi. Biz gazete okul, ya, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir milletiz diyoruz. Evet. Olmaz öyle şey. Okumaya alışmalıyız. Okumak çok mükemmel bir şey. İnsan zamanlarını değerlendirmek. İşte okumak olmayınca bu kültürü nakledemiyoruz. Yani. Tabii. Gazeteyi okusunlar, gazete okunsun. Gazete okunsun. Dilerim hem okunur hem çok satarsın. İnşallah. Sadır abi çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Bu kadar uğraşınızı da tekrar kutluyorum sizi. Sağ olun abi. Biz de, sizi bunca yıldır bize dinlettiğiniz güzel şeyler için. Ha, sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz size. Ben de size teşekkür ederim benim programa çağırdığınız için. Ne oldu? Abi yine çağırırız. Niye dersen biz düşünüyoruz bu programa kimleri çağıralım diye. Emin ol ki çok sıkıntı çekiyorum. Bir gün beraber oluruz. Yani çünkü biz ben burada ben size bazı burada, kişileri önünüzü burada bu kültür mirasımızı elden ele nakledecek insanlar olsun. Yani burada nakledilmez biliyoruz ama bir merak uyanır da belki yok, her programda 5 kişi evet, evet. Bir merak salıp bir kitap okusa veya bir kişi okusa bir şeydir diye yapıyoruz yani. Evet evet ben size bir şey söyleyeyim mi kapatmadan evvel. Ben bu yaşımda hiçbir maddi menfaat gözetmeden Kadıköy'de bir grup çalıştırıyorum.
amatör bir grup. Ve onlarla bir sürüdür şiirlerle şarkılar diye bir program yapıyorduk. Saati 3,5 milyon. Ders yok saati. Para, onlarla para almıyorum. Konservatuvarda 3,5 milyon ders saati ya, o hala bak. Olacak bir şey. Ya olacak şey değil. 3,5 milyon değil, 3,5 lira. 3,5 lira. Çünkü tost 2 lira. Efendim, şimdi de mesela şey yapıyorum. Ezeli aşık bestekarlar ve onların eserleri. Kim mesela? Şiirlerle. Hep kimler varsa. Hacı Arif, bütün cahilleri aşık. Hacı Arif var, onlara daha gelmedik. Hacı Arif Bey'in programını yapacağım bu 3 Nisan'dan itibaren, onlar da var. Yani bunlar kültür mirasımızı bir parça ahaliyle birleşik olarak onlara anlatmak istiyoruz. Ve bundan bir menfaat temin etmek durumunda da değiliz. Hakikaten buraya gelsinler, teke tek de konuşsunlar. Hangi meslekten olursa olsun bir şeyler, yani hakikaten bir şeyler bıraksınlar. Ya şimdi aklıma geldi, şimdi tam programa geçeceğim. Abi Rumeli türküleri nedir? Çok güzel. Nedir onlar? Türk sanat müziği midir? Türkü müdür? Nedir? Formu nedir onun? Rumeli türküdür ve Rumeli de yayınlanmış. Ama Türk sanat müziği formunda daha çok var, dinliyoruz. Var öyle de onları. Var tabii. Şahane Gözler, şahane işte Mustafa Kemal Paşa'nın en çok sevdiği şarkılardan biri. Şarkı formunda da var, türkü formunda da var Rumeli eserleri. Oranın. Yani onlar bizim diğer Anadolu'nun diğer türkülerine benzemiyor. Başka. Hayır. Değişik tabii işte mahalli. Mahalli işte. Çok hoş olan. Oranın kendine özgü, bugünkü lisanda kendine evet. Az bir yaratış şey tarzı yani, var. Osmanlı'nın ana vatanı Rumeli'dir. Ana vatan olarak Anadolu'yu görmez. Hani derler ya işte Anadolu'da cami yapmadı, şu yapmadı falan. Tabii yapmış da. Az yapmış. Ama Rumeli daha çok şehzade kentlerinde falan tabii yapmış. Tabii. Anadolu'da Rumeli'de daha çok. Daha çünkü çok ana vatan orayı görüyor. Ve o Rumeli türkülerin eskilerinin çok hüzünlü sözleri çok vardır. Çok hüzünlü. Savaşları anlatır. Ya. Bir Şipka türküsü var. Ya Şipka geçindeki o evet, müdafaayı anlatır. Evet, hadiseyi anlatır. Evet. Olay türküleri de. Sen şimdi onu ezbere biliyorsunuz büyük ihtimalle. Ezbere biliyorum. Onun bilmediği. Şey, Radif Hanım rahmetli ne güzel okurdu değil mi onları? Radife Erten'di. Onun şeyi çok, rahmetli Radife Erten'di. Çok, çok. Ya, çok şey. Onları bir numarası. Evet. Miras işte bazı şeyleri topladı. Şey, Melihat okuyor. Radif Hanım gibi. Onun tarzı başka, tavrı başkaydı. Peki abi bu şeyler, Anadolu'daki diğer türküler, yani Rumeli türküleri de diğer türkülere geldiğiniz zaman. Bakıyorsun orada mesela müthiş bir Alevi kültürü var. Alevi kültürü. Aleviler olmasa mesela Türk halk müziğinin büyük bölümü eksik. Evet. Eksik kalır. O semahlar o kadar güzeldir ki. Of. O ritmik yapısı inanılmaz güzel. Of. Alevi semahlarının. O yine bugün nasıldı? Olağanüstü güzeldir. Çok güzel yani olmuyor. Şimdi bak o da vefat etti. Turhan. Hı hı. Ne güzel okurdu onları. Ve Neriman Hanım'dan onları okudu. Ya Neriman Hanım. Neriman Hanım'dan. O vefat etti dediği gibi şeydi yani. Alevi yok, müziği güzel. Anadolu. Alevi müziği harika. Samahlar harika. Çünkü zikir müziği bunlar. Yani evet. Ritmik. Çok güzel. Oturdu ya yapıyor. Samahı var, şey var, ritmik hepsi. Ritmik. Çok güzeldi o parçalar. Şöyle. Bak Mevlevi Musik İşleri'ndeki o ritim öyle. Alevi Musik İşleri öyle. Tabii. Anadolu türkülerinde bazılarında çok ağırdır da bazılarında çok güzel ritimler var. Evet. Yani şey de zaten zikir olan şeyin ritmi parçası. Müthiş. Şimdi o parçaları biz bugün sadece müzik olarak dinliyoruz. Ama bunlar bir seremoninin parçaları. Çok güzel. Bir de onların sözleri mesela, türkülerin sözleri müthiş edepsiz. Bazılarında öyle şeyler var ama dediğim gibi her tarafta var. Murat Allah'ını seversin şimdi konuşmayalım o şeyleri. Puselikleri. Arasında puselik diyecektim. Vardım yanaşıp fülkü şerabiyle bırak. Suyunca... Ta mehsidip ol tıflı küçük suda burada sorunca. Kayıtlı söylemeyelim onları. Çok kötü. Ya o şeyden ama yani dün de onu konuştuk biz. O devirde anlayış başka. Ayıp değil mi bunlar? Hayır onu diyeceğim yani. Türkiye değil. O zaman bu kadar muhafazakar değil herhalde. Hadi bütün dünyada öyle. Dekameron'u düşün. Peki bugün işte, Dekameron evet. Gibi bir şey pek zor yazdılar. Çağ kıl perde inamusu Fazıl gibi oldu. Ya Edoğni Fazıl. Edoğni Fazıl falan bunlar.
açık açık söylemişlerdi. Ama namus perdesini yırt, Fazıl ya gibi ol diyor. Fazıl kendisi. Yani kendisi de söylüyor. Ki Fazıl'ı ciddi bir önemli bir şairdir ama. Müthiş. Ayıp değil o devirde bunlar. Ziya Paşa var. Hangisi?